Her şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlilerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Zilli ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. En Hamarat Benim'den yepyeni bir haftadan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Yine Kadir Zilli muhteşem enerjisiyle tabii ki karşınızda. Bu haftada yine sileceğiz, süpüreceğiz, güzel yemekler pişireceğiz. Hazırsanız şu anda Çekmeköy'deyiz. Bugünkü yarışmacımız Semra Hanım. Semra Antep geliniymiş, iddialıyım diyor. Hadi bakalım göreceğiz. Cuma günü 75 bin liranın sahibini şimdiden merak ediyorum. Hazırsanız kovaları, bezleri hazırlayıp elemi kediler atacağız. Kapıyı çalmaya gidiyorum. Günaydınlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kollara bak, dolu dolu. Günaydın bir ses. Günaydın. Hanımefendi Antep gelini. Ooo maşallah. Yalnız geçen hafta da bir Antep gelini vardı. Boynu boğazı boştu bu arada. Bu benim parkım. Maşallah. Bir dön dön dön. Bak bak bak. Boynu da beşi bir yerdeler. Üçlü Adana burmaları. Şunlar hadi aksesuar niyetine. Bu ikili mi üçlü mü? İkili. İkili maşallah sübhanallah. Evet efendim. Antep gelini olursanız. Kadir'cim bak hanımefendi dişine de bir şey takmış. Ne? Yakışmış da ama. Maşallah. Elma ayva yerken çıkmıyor mu? Protez mi o? Çıksın öyle dedemin dişi. Onu özellikle çıkmaz diye yapıştırıyor. Fırçalarken de çıkar yoksa normalde. Çıkmıyor değil mi? Çıkmıyor. Peki dişin bir şifre işaret var mı? Yok. Yok. Gayet iyi. Benim dişimde öyle bir şey olsa sürekli sırıtırım. Evet sevgili seyirciler, bu arada haftanın ilk günde neredeyiz? Semra Hanım'ın günündeyiz, Çekmeköy'deyiz. Kendisi Antep gelini ama programımıza Isparta'dan katılmış. Evet Isparta'da. Isparta'da ne işin var? Isparta'da oturuyorum. Ha Isparta'da oturuyorsunuz. Eşim işi gereği. Ha işi gereği, okey. Bu hafta da yine birbirinden hamarat yarışmacılar. Birazdan bu kapıdan içeri girecekler. Hazır mısın? Oldukça iddialıyım. Kendine güven gelsin. Antep geliniyim diyor yani biliyorsunuz. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Antep olurdu dediler. Göstereceksin bakalım. Hadi geçiyorum o zaman yerime. Siz yerinize geçerken biz de Semra Hanım ve diğer yarışmacılarımızı tanıyalım. Herkese merhabalar. İsmim Semra. 34 yaşındayım. Gaziantepliyim. İki çocuk annesiyim. Aslen Gaziantepliyim. Isparta'dan katılıyorum. Elime, dilime, kendime güveniyorum. Merhabalar. Ben Nalgan Yolcu. 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Sakaryalıyım. Moda tasarım işiyle uğraşıyorum. İddialıyım ve kendime güveniyorum. Kimseden gözüm korkmaz. Merhabalar. İsmim İlknur Baloğlu. 3 çocuk annesiyim. 34 yaşındayım. Aslen Gaziantepliyim. Gaziantep'te yaşıyorum. Ev hanımıyım. Çok iddialıyım. Kendime çok güveniyorum. İnşallah 75 günü ben alacağım. Ben Yudum. 3 çocuk annesiyim. 2 oğlum 1 kızım var. Aslen Ardahanlıyım. Eşim Trabzonlu. Kendime güveniyorum. En hamarat benim. Merhabalar ben Büşra Yeşilbaş Işık. 29 yaşındayım. Aslen Vanlıyım. Bursa'da yaşıyorum. 2 çocuğum var. Ev hanımıyım. Boş vakitlerimde sosyal medya için içerik üretiyorum. Kendime güveniyorum. Hırslıyım. Bu haftanın birincisi benim. Aslen Gaziantep'te olan, yarışmamıza Isparta'dan katılan iki çocuk annesi Semra Hanım'a konuk oluyoruz. Yepyeni bir haftada yeni yarışmacılar, yeni lezzetler, yeni hamaratlıklar için biz hazırız. En Hamarat Benim'den haftanın ilk günden tekrardan merhabalar sevgili seyirciler. Evet yarışmacılarımız geldi efendim. Onlara hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta herkes canlı güzel. Şükür kavuşturana. Nagihan görüyorum. İlknur, Büşra, Yudum şükür kavuşturan efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir Bey. Ve ev sahibimiz Semra Hanım görüyorsunuz. Tam bir ev sahibi edasıyla maşallah. Evet Semra Hanım söz sizde efendim, ev sahibi sizsiniz, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler Semra Hanım. Siz? Teşekkürler, ben deyim. Semra çok kendine güveniyor ama ben daha çok güveniyorum kendime. Rakiplerime şöyle bir baktım da gözümü korkutan hiç kimse olmadı. Ben onlardan daha iddialı duruyorum. Semra elektriği yüksek bir hanımefendi ama maşallah cevaplar da gayet yüksek. Herkes tonunu böyle yüksek tutuyor. Memnun oldum tanıştığımıza efendim. Büşra şöyle kısaca seni bir tanıyayım. Nereden geldin? Nasılsın? Kaç çocuk var? Evli misin? Bekar mısın? Ben Büşra Işık. 29 yaşındayım. Bursa'dan geliyorum. İki çocuk annesiyim. Maşallah. Ev hanımıyım. Oh, hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Teşekkür ederim. 29'a da iki çocuk iyi istedin maşallah. Evet Yudum Hanımcığım. Ben Yudum Yolsal. 36 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. Maşallah. Yarışmacılarımız çocuğu seviyorlar efendim. 2 haftadır herkes patır patır 2-3. 2'den aşağı düşmüyoruz. Aslen Ardahanlıyım. Ardahanlısınız evet, güzel. Eşim Trabzonlu. Ardahan Trabzon. Evet. Farklı kültürler ama olsun yani. Severiz mutfağını. Evet Nagihan Hanım siz? Merhaba ben Nagihan Yolcu. 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Sakaryalıyım.
Ama kökenimiz Trabzon ama Sakarya'da doğup büyüdüm. İstanbul'a geldim. 2 yıldır burada yaşıyorum kız kardeşimle birlikte. Moda tasarım işiyle uğraşıyorum. Böyle. Bekarsınız. Bekarım. Kız kardeşiniz bekar mı? Kız kardeşim de bekar. Sağlıkçı, o da sağlık okuyor. Siz birlikteyiz. İki kız kardeş İstanbul'a okumak ve çalışmak için geldiniz. Aynen öyle. Güzel. O yüzden hamar attım ve kendime bu yüzden güveniyorum. Nagihan birazcık tedirgin ediyor olabilir. Kendine, diğerlerine göre özgüveni biraz daha yüksek gördüm onu. Benim rakiplerimden biri o olabilir. Bu arada Kadir Bey, ben de moda tasarım mezunuyum. Onu söylemiyorum. Bu hafta sanki herkes elinde makas, iplikle gezecek gibi görünüyor. Stilistlik bölümünü kazanmıştım ben aslında. Ama eşimle tam böyle evlilik yüzüstü olunca... Makası bıraktın, Koçya'ya mı gittin? Maalesef öyle oldu. Bunları gününüzde de konuşacağız efendim. Yudum Hanım da çok iddialı gözüküyor ama bence boş bir iddiası var. Hiçbir şekilde rakip olarak görmüyorum. Çorba olarak beyran yapıyorum. Ara sıcak olarak içli köfte, kuru dolma. Ana yemek, kilis tava, patates püresi. Tatlı olarak çilek soslu magnolia. Semra Hanım'ın menüsünde sadece ara sıcaklarını beğendim. Zorlayacak gibi duruyor onu. Çorbası kolay. Semra Hanım'ın menüsünü beğendim tatlı haricinde. Ama beyranı yapabileceğine inanmıyorum. Çünkü beyran gerçekten püf noktası olan bir yemek. Şimdi bize ne ikram edeceksin? Kahve yapacağım size. Alalım o zaman efendim. Nasıl içersiniz kahvelerinizi? Ben sade içerim. Ben şekerli alayım. Sade alayım. Ben de sade alayım. Ben orta lütfen. Riskli bir menüsü var. Çok basit bir menüsü yok açıkçası. Beyran çorbası çok kolay bir çorba değil aslında. Ellerinize sağlık. Buyurun. Yalnız fark ettiniz mi? Semra Hanım'ın her daim yüzü gülüyor. Evet. Ben de bunu ölüyorum. Sabahtan beri bakın o kadar koşturdu. Gene de hiç gülümsemesinden bir şey eksilmedi. Gülmek güzeldir. Evet. Ya, gülebilmek de güzeldir. Evet. Bu kadar ayakta kalmana rağmen gene de gülüyorsun. Bazı yarışmacılarımız biliyorsunuz masada böyle içi geçiyor artık yorgunluktan, cevap bile veremiyor. Enerjik bir hanımefendi. Semra Hanım tabağının kenarlarından çorba akmış. Evet, ben de söyleyeyim. Maşallah yudum senin gözlüklerini ama keskin görüyor. Semra Hanım. Buyurun. Bütün tabakların hemen hemen kenarlarından çorba akmış. Bir peçeteyle silemediniz mi yoksa? Sildim aslında. Burada hepsinde var. Var ama. Hepsinde de var. Şöyle kenarlarından peçete kullanmadığınız biraz için herhalde. Senin altını görmedim. Kullandım peçete. Sizde de var mı İknur Hanım? Evet, bende de var. Hepinizde var. Hepinizde var. Evet, gözden kaçmış. Silmesini şu an bekliyor musunuz? Yok, yani zaten... Silmemi ister misiniz? Yok, zaten geldi tabaklarımız. Geldi. Sıkıntı değil. Yudum Hanım hijyen konusunda takıntılıymış. Evet. Bu tarz şeylere de biraz dikkat ediyor. Mutfakta dikkat edersen sevinecek. Bir de az önceki cevabını Nagihan biraz kaba buldu. Yudum'un da çok hoşuna gitmemiş. Masa ölçüsü yerlerde sürülmüyor zaten dedin ya. Evet. Yani farklı bir cevap verebilirdiniz. Ne gibi mesela? Ne gibi cevap verebilirdim? Sonuçta... Yeni yıkandı ve ütülendi diyebilirdiniz. Yıkandı, yani. Ütülendi zaten. Masa örtümü görüyorsunuz tertemiz. Evet, temiz yani zaten. Siz de bu şekilde belirtebilirdiniz. Ben de bunu söylemek istedim. Evet. İknur Hanım da dedi ki bence verilecek en iyi cevabı verdi. Daha başka ne söylenebilirdi? Yani yıkanıp yani, zaten ütülenmiş yıkadım, yani. İşte tarz meselesi. Temiz bir şekilde size zaten sundum. Zaten evet. Yerlerde olan bir sofra bizim masamızda ne işi vardı? Aynen. Semra Hanım değil mi? Semra Hanım kabalık yaptı. Kabullenmek erdemliktir. Kabullenmeliydi ama ayak diredi. Kaba değilim, gayet naif, kibar bir şekilde cevap verdim kendilerine. Daha ne kadar nazik olabilirdim anlamıyorum yani. Afiyet olsun efendim. Masada İknur Hanım siz de Antep. Evet, Antep'liyim. Peki en son yorumu sizden almak istiyorum. Tamam. Olamayacağım. Ne oldu? Niye yiyemeyeceğim dedin? Yiyemeyeceğim çünkü yani hoşuma gitmeyen, ayıklama sırasında hoş olmayan şey var. Devam edemeyeceğim açıkçası Semra Hanım. Ne mesela? Şu görüntü hoşuma gitmedi açıkçası. Kuyruk yağ. Yani kuyruk yağı gibi durmuyor bu. Neye benziyor? Daha çok bir kısım derisi gibi sanki. Orasının alınması gerekiyormuş gibi geldi bana açıkçası. Ama beyran böyle yapılıyor. Ben beyran içtim daha önce Semra Hanım. İlk kez içmiyorum. Ayrıca tadı lezzeti gayet güzel. Ben o konuda bir şey söylemedim ama görüntüsü hoşuma gitmedi. Gerçekten beyranı içerken içim kalktı. İçemedim. Yoksa içerdim ben onu. Ömründe beyran içmemiş, gelmiş beyranıma yorum yapıyor. Kabul etmiyorum asla yorumunu. Yani şuradaki uzayan ne bilemiyorum, deri gibi geldi bana. Yani şimdi çok da göstermek istemiyorum sofra esnasında bunu ama. Gösterebilirsiniz. Şu uzayan beyranı nedir? Yaparken kuzu incik kullandım. Kuzu incikte de deri yok. Peki şu uzayan nedir? Onu öğrenmek istiyorum.
Yani şu ben çok beyran içtim ama yani bu evet diğerleri güzel ama o şunlar nedir? Şu da geliyor. Et gördünüz ya et. Farklı bir şey yok içinde. Değil, et değil. Bunlar et değil. Hem farklı ne olabilir içinde? Kuzu incik kullandım sonuçta. Siz kullandığınızı bilemeyeceğim Semra Hanım. Açıklamayı siz yapacaksınız. Farklı bir şey koymuş değilim içine. İçine koyduğum şeyler belli. Siniri falan olabilir mi Ali? Olabilir. Sinir değil o. Başka ne vardı ki? Deri yok hayvanın. Evet, ya yağdır ya sinirdir ya ettir. Evet, sinirdir. İçindeki yağ. Yağ gibi duruyor zaten. İçindeki yağ. Ya yağdır ya da sinirdir. Ya. Ama bu kadar uzaması... Şimdi bu da yağ ile birlikte yapılıyor. Bu şekilde yapılıyor yani beyran. Anladım ama siz yani ben beyran içtim daha önce ama bu şekilde uzayan... İçebilirsiniz ama herkes farklı farklı yapıyor. İçmedim. Yudum Hanım. Peki, teşekkür ediyorum. Peki çok büyük problem mi sizin ya, için yani? Yiyemediniz. Benim görüntü olarak... Dediğim gibi lezzet olarak iyi ama görüntü olarak hoşuma gitmedi. Peki lezzeti beğendiniz ama. Lezzeti evet güzel, evet, tadı, afiyet tuzu olsun. Güzel. Semra Hanım'ın bugün çorbasını çok beğendim. Ara sıcağında içli köftesini beğenmedim. İçli köftenin hamuru tuzsuz olmuştu. Dolmasını da pek beğenmedim. Kilis tavayı da pek beğenmedim. Beklentim daha yüksekti Semra Hanım'a karşı bu konuda. Salatayı beğendim, tatlısını beğendim. Semra Hanım size puanım. Üç. Semra Hanım öncelikle hiç iyi bir ev sahibi değildi. Çorbanı hiç beğenmedim, ana yemek beğenmedim. Sadece kuru patlıcan dolmasını biraz beğendim. Bir de salatanı beğendiğim için sana puanım. 2. Çorbayı lezzet olarak beğenmiştim ama içerisinde benim midemi kaldıran kötü şeyler gördüm. Olmadı. Ara sıcak ana yemek derken bence olmamıştı. Beğendiğim sadece bir içli köfteydi. Genel olarak çok yüksek bir performans gösterememiştin. Semra Hanım size puanım. 2. Semra Hanım çorbanızı beğenmedim. İçli köftenizi beğendim. İnceydi. Patates pürenizi hiç beğenmedim. Kilis tavanızı beğenmedim. Tatlınızı beğendim. Onun için size puanım. 2. Evet, herkes Semra Hanım'a puanlarını verdi. Şimdi sıra geldi yarının yarışmacısını seçmeye. Bakalım. Heyecanlı bekleyişin ardından yarının yarışmacısı kim olacak efendim? Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Hadi bakalım yarın kimin masasına oturup hangi yemekleri yiyeceğiz? Yarının yarışmacısı efendim. Yurdum Hanım oluyor. Evet Yudum, sert bir giriş yaptın. Evet. İddialı konuştun. Kendine sert bir güveniyorsun. Giriş demeyelim. Yani olması gerektiği gibi konuştun masa sadece. Masa bugün biraz sessizdi ya, sen biraz göze baktın evet, o yüzden. Evet, ben biraz göze baktım geçtiğimiz galiba. Geçtiğimiz haftalarda olsaydı bu kadar sivri durmazdın ama bu hafta masa biraz daha böyle ilk gün olduğu için hafifti. Sen biraz sert kaldın, göze olabilir. Baktın. Yarın olabilir. Cidden marifetini, temizliğini ve sunum da dedin. Sunumunu evet. Da merak ediyorum. Kendini bütün herkese ispatla. İnşallah göreceğiz. Peki, hadi bakalım. Yarın gün bende çok eğlenceli geçecek. Kadir Bey ile dolu dolu geçecek. Oynayarak, döşerek yemeklerimizi yapacağız. Sunumlarımızı yapacağız. Hijyene çok dikkat edeceğim. Zamanımı iyi kullanacağım. Yemeklerini de inşallah Allah'ın izniyle yetiştireceğim. Yudum Hanım çok iddialı konuşuyor ama yarın çok da bir şey yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok heyecanlanacağını düşünüyorum. İnşallah yani güzel bir sofra yapsın da biz de puan verelim. Yudum'un sadece temizliğinde başarılı olacağını düşünüyorum ama menüsünde başarılı olacağını düşünmüyorum. Yarın Yudum Hanım'ın marifetini göreceğiz. Ellerine sağlık Semacığım tekrardan. Sıra bende. Puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Semra Hanım'ın eline koluna sağlık. Semra bugün kendince çok güzel bir taktik uyguladı. Çok fazla sivrilmedi yarışmacı arkadaşlarına. Tatlı tatlı gülümsedi ama bundan ben rahatsız oldum. Sanki böyle misafirlerini kaleye almıyormuş gibi. Siz ne dersiniz diye ben yapacağımı biliyorum ama birazcık da getirdi. Açıkçası ben bugün canla başla yemeklerini savunmasını isterdim. Yarışmacı arkadaşlarına karşı eksikleri de, gereksiz yorumları da tek tek söylemesini isterdim ama kendisi sessizlikten yana oldu. Masaya gelince masası gayet şıktı. Evet, orkide ve mumlar biraz uzundu ama Antepli olduğu için biraz gösterişli masa kurmak istedi. Beyran çorbası lezzetliydi lakin kepçeyle doldururken orantısını biraz fazla kaçırdı. Kimisine eti fazla gitti, kimisine suyu fazla gitti. Bu da önemliydi. Ara sıcakta içli köftesi çok güzel olmuştu. Ben yağını, tadını, tuzunu beğendim. Açıkçası yaparken biraz çatlatmıştı ama kızardıktan sonra kendine gelmiş. Onun yanında dolmaları biraz acıydı. Tabii Antepli olduğu için normaldi. Ben beğendim ama hafif ekşili olmasını beklerdim. Çok büyük bir problem değildi. Ana yemeğe gelince maalesef ki ana yemeğini ben de beğenemedim. Özellikle patates püresi tamamıyla buz gibiydi. Patates püresi asla soğuk servis edilmez. En azından ılık olmalıydı. Çünkü içinde tereyağı var. Mutfağa gittiğinde patates püresini o halde gördüğünde en azından hafifçe altını yakıp biraz sütle açabilirdi. Yani bir ev
ev hanımı olaraktan, bir sayfası olan girişimci olaraktan bunu yapmasını beklerdim. Tatlısının da dibinden yanık tadı geliyordu. Hiçbiri almadı. Yine de tebrik ediyorum. Hiçbiri sesini çıkarmadı. Puanımı veriyorum. Bakalım Semra Hanım toplamda kaç puan alacak, ben de merak ediyorum. Kısır ekmek eşliğinde domates çorbası, ara sıcak olarak avcı böreği, kabaklı havuçlu tarator, kırmızı biber mezesi, ana yemeğimiz bohça kebabı, yanında meyhane pilavı, salatamız mevsim salata, tatlımız portakallı revani dondurma eşliğinde. Aa, revani severim. Yıldım Hanım'ın menüsüne baktığımda hayal kırıklığına uğradım. Basit duruyor. Yani kendisi iddialı olduğunu söylüyor. İddiasına göre basit buldum. Yıldım benim rakibim dahi olamaz. Bu menüyle beni asla geçemez. Kahveni içerim eğer kahve vereceksen. Tabii ki. Peki. Ben menüde hamaratlık gerektiren bir şey bulamadım. Sadece menüyü doldurmuş, 8 çeşit olarak göstererek insanların gözünü doyurmaya çalışmış. Ama ağır hiçbir şey yok. Ara sıcak çok basit olmuş. İkisi de meze. Havuçlara tor. Ben de kırmızı biber mezesi. Evet. Evet. Biraz basit buldum. Basit, hani bayağı basit. El açması bir şey olabilirdi. Yerken hamur işi olabilirdi. Ana olarak yani şöyle bir yerken şey yorumlayacağız Kadir'cim. Güzel. Şimdi güzel. Görsel olarak tabağı düşünüyor musunuz? Önünüze geldi havuçlar otor, yanında evet, kırmızı biber mezesi. Burada bence ne eksik? Uyumsuz. İki tane meze yiyeceğiz sadece. Ha, iki meze olabilir de onun önünde bir hani bir gerçek şey bir arası lazım. Ben evet, ara sıcak düşünüyorum. Doğrudan gideceğinizi bugün düşünüyorsunuz. Evet. İkna Hanım şimdiden aç kaldım diyor. Ana yemek bohça kebabı dedi. Onu genelde yufkanın içine mi dolduruyorlardı, kapatıyorlardı? Bir yapan var mı? Hazır yufka mı acaba kullanacak? Bohça kebabı dediniz. Bohça ile sultan kebabı aynı şey mi? Aa pardon, sultan kebabıydı. Tamamen heyecanıma yenik düştüm. Acaba dedim sizin orada bohça kebabı mı deniyor? Yok yok, hayır. Evet, heyecanlandım. Onu düzeltiriz içeride hemen. Bohça kebabı. Ben öyle hatırlıyorum. Genelde tasının içine hazır yufka koyup içine eti, işte bezelyeyi, patatesi koyup ters çeviriyorlar. Hmm. Yanında meyhane pilavı. Hepsi de basit. Tatlı da revani. Yani böreğin yanında meyhane pilavı bilemedim. Değil mi? O da var biraz. Hem çok uyumsuz şey geldi, hem de uyumsuz basit geldi. Börekle pilav ne alaka? Peki dün Magnolia konuşulduktan sonra bugün revani olması? Evet, revani olması bir, artı menüsü çok basit. Sana kalkıp da sen de dün muhallebi yaptın, en azından ben şerbetli bir tatlı yaptım derse? Yemeklerini değerlendireceğim ben. Benim yemeklerim emekli. Hı-hı. Sultan kebabımız geliyor efendim. Ellerinize sağlık Yudum Hanımcığım. Afiyet olsun. Kimindir? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, meyhane pilavı eşliğinde birazdan da mevsim salatası gelecek. Bak şekil dedin, yapmış sana şekli pilava, gördün mü? Belki de sen dedin diye yaptı. Masaya yön mü veriyorsun? Şekil yapmış, lezzet yapmış mı bakalım? Görseller güzel ama hala işte lezzetten şüphen var mı sende? Deneyeceğiz. Hayır, şu ana kadar çorbaydı, ara sıcaktı. Hala elinin lezzetli olduğunu sana kanıtlayamadım. Hayır, kanıtlayamadım. Kanıtlayamadım. Şu ana kadar kanıtlayamadı aslında. Sadece havuç taratorunu beğendim. O da sana göre bir el lezzeti değil galiba. O güzeldi sadece, diğerleri maalesef. Hayır, onunla da anlamadın elinin lezzetli aynen olup olmadığını. Aynen. İknur Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Şu ana kadar yediklerinizde Yudum Hanım'ın eli lezzetli mi gerçekten? Yani ben... Lütfen net bir cevabını söyle. Sen kurtçunun çıkması tabağımda. Olay, öyle bir lezzet, öyle bir lezzeti, lezzet lezzetleri olarak yok. Beğenemedim yani. Beğenemedim. Lezzet alamadın şu alamadım, ana kadar. Alamadım, evet. Ne diyeyim? Hiçbiri lezzetli değil miydi? Domates çorbası lezzetli dediniz tadı olarak. Kıtırlı o domatesin... Ama lezzet konusunu soruyor Kadir Bey. Onu bastırdı yani. Lezzet diyor ama. Bastırdı benden. Benim bilmiyorum. Yemeğimde kıl var. Görebilir miyiz? Şuraya kadar bile. Şimdi uçmuş olabilir. Ben kesinlikle tüyü kabul mi ediyorum. Görebilir miyiz? Kıl. Şimdi uçmuş olabilir gerçekten. Semra'ya kesinlikle bak, hemen görmek istiyor. Kesinlikle şimdi gelmiş. Hayır, şimdi uçmamış. Şimdi oraya kesinlikle. Oraya baya baya yapışmış. Sıkıntı yok. Bakabilir İçine miyiz girmişse burada kadın ben bilmiyorum. Kesinlikle şimdi uçmuş. Hayır, şey, içinden kaşarın geçiyor. Kaşarın altına yapışmış. Bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Kaşarın altından geçiyor. Eşarp bağladım Kadir Bey, gördünüz. Evet, bu arada Yudum Hanım eşarplıydı yani, ama. Hani eşarp olabilir, bağladım. Etraftan da gelebilir üzerine. Olabilir. Ama mutfaktan getirirken kontrol edebilirdiniz şöyle, öyle getirebilirdiniz Yudum Hanım. Yani hani hijyenik dediniz ya, dizdiniz ya. Değiştirsin, bir şey olmaz. Değiştiremem çünkü ya fazla yok. Aa, kendinize de yok galiba. Şöyle beş kişi olarak düşünüp beş krep yapmışım. Kendimi saymamışım. O yüzden sadece sizin tabaklarınız var. Biz bir şu anında bölüşebiliriz. Ben yemek istemiyorum ya.
Ama söylediğim gibi tamamen ben eşarbı bağladım. Gördünüz Kadir Bey. Yok gördüm. Yani uçmuş olabilir havadan. Sonuçta uçmuş ama üzerine yapışmış olsaydı sıkıntı değildi. İçinden geçmiş kaşarın. O yüzden vantilatör falan çalışıyor. Peki şimdi kesinlikle olan olmuşsa çözüm olarak ne yapacağız? Yani isterseniz o kısmını alabilirim. Yok. Yani ben Kadir Bey bir de ben şunu kabul etmiyorum. Eksik menü. Evet, kendisine yapmamış. Evet eksik menü Kadir Bey. Yani şimdi misafir olarak şu an biz sizin karşınızda yerken rahatsız olacağız. Eksik menü olamaz. Bunun hiçbirini eksik çıkmaması. Eksik menü kendiniz almamışsınız. Ama ben eksik menü. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Eksik menü olabilmesi için bunun çıkmaması gerekiyor. Kendinizde de saymanız gerekiyordu ama. Tamam yani doğru ama eksik menüye mısınız? Giriyor mu Kadir Bey? Kadir Bey'e soralım. Giriyorsa bence giriyor. Ben salatayı yani şöyle tabii ki bir tane menü eksik olması kötü bir şey ev sahibi ama olarak eksik ama menüye giriyor mu? Yani şu an sizin önünüzde var. Evet. Sizinkiler tam. Aynen. Ama şimdi ama yok eksik sayılır. Oluyor. Nasıl? Eksik sayılıyor evet. Şimdi mesela. Hayır. Şimdi menüde eksiklik menü var diyorsunuz eksik ya. O zaman hani yiyemeyecek ya tadamayacak. Şimdi ama Kadir Bey şöyle bir şey. Sonuçta menü eksik değil. Ondan bahsediyoruz. Kadir Bey misafirliğe gittiniz diyelim. Ev sahibi yemek almadı kendine size çıkardı. Bu durum sizi rahatsız etmez mi yerken? Bakın ben bundan bahsetmiyorum. Tabii ki şu an bir problem. Onun yetiştirememesi de bir problem. Evet. Bu da bir eksiklik. Evet. Tam olması gerekiyordu. Evet. Hesaplaması gerekiyordu. Bunlar bir hata. Bunun üstü örtülemez ama. Evet. Hani şu anda yemek sizlere çıkmış. Ama eksik menüye girebilir mi? Üzerinde olsaydı ben bunu görmezden gelirdim ama içinde yani. Alternatif olarak mutfakta fazla olmaması sıkıntı. Şu an mesela sıkıştık. O konuda ve şu an tadına bakamayacak Müşra Hanım. Ben şunu merak ediyorum. Bunun iç harcı hiç artmadı mı? Hani iki dakikada yapamaz mıydınız? Denedim aslında. Evet. Fazla yapmaya. Son dakika bir krep dökmeye evet, kalktım. Ama yetişmedi. Acele ettim. Olmadı. Yani yoksa tabii ki ben de denedim ama son dakikada olmadı. Yani ama eksik. Ama eşarpla çalıştığımı göreceksiniz. Kadir Bey de yanımdaydı. Yok, evet. Dış ses de yanımdaydı. Peki şu an ne yapacağız? Eksik değerlendireceğiz o zaman Kadir Bey. Eksik ama değerlendiremezsiniz ama çünkü ama beni eksik de değil. Ben değerlendirebilirim bence. Çünkü benim önümde yok şu an ben yiyemem. Yudum Hanımcığım siz o tabağı alın mutfağa. Tabağı değiştirdim. Alın mutfağa. Diğerleri de şimdi görüp bir şey yapmasınlar. Kıl, tüy, bugün her şey var maşallah evet, masada. Evet maşallah nasıl nazar ettiyseniz kıl, Semra Hanım. Kıl, tüy, kurt her şey var. Ah mı ettiniz acaba? Kurt her şey var. Evet yani yaşanmaması gereken şeyler yaşıyoruz şu an masada ve eksik menü olduğu için sanki de eksik menü olacağını bilinmiş gibi onun da öyle olması. Evet biraz garip olmuş. Şu anda yok. Yok. Demek ki neymiş bazen çok iddialı konuşmamak gerekiyormuş. Hani gördünüz eşarpla çalıştım ama burada tabii küçücük yani ciddi anlamda minicik hatta nokta kadar. Her türlü her yerden uçmuş olabilir yani. Bilemiyorum artık yani ne diyeceğimi de şaşırdım da. Şu an ne yapacağımızı düşünüyoruz. Şimdi biz ne yiyeceğiz? Müşra'nın da yok. O nasıl puan verecek? Bu da sıkıntı ve ana yemek. Hani ara sıcak meze falan olsa neyse ana evet, yemek bu. Aynen öyle ana yemek. Puanlamayı ona göre yapacak. Açık kaldı. En önemli şeyi şu an tadamayacağım. Kadir Bey yani tadımlık... En azından arkadaşların tabağından kabul ederlerse belki. Onlara kalmış bir şey. Hayır, biz ben tabağımı veremem. Ama ben paylaşabilirim ama sonuçta pilavım var sonuçta tekrardan bir çorak hazırlayabilirim. Şöyle Büşra'nın yani benden de keza olabilir de yarısından verip tadına tabii ki baktırabiliriz. Biz bakarken o bakmasın illa tadına baksın ama puanlama konusunda. Tabii ki Büşra Hanım şu an önünde yemek olmadığı için o biraz sıkıntı olabilir. Ama tabii ki şu an biz yerken o da bakmasın, tadına baksın bir nebze. Tabağı boş kalmasın ama sen istersen servis tabağı gel planını koy. Evet. Getir. Ama tabii puanlama ama konusunda o bir şey. Ama içerisindeyim. Gördünüz ne kadar itinalı çalıştım. Valla ben de şaşkınım. Yani ki normalde yemek mutfakta fazla olmasa bile yarışmacının olduğu zaman da bir sıkıntı çıkıyordu. Ne kadar itinalı şimdi senin eksikken yani bir de onun eksik oldu. Bütün aksilikler bugün ev sahibini buldu. Az önce dedi ya bana ah mı ettin acaba diye. Acaba temizlikte çok mu yordunuz onu Kadir Bey? Mutfakta çok mu? Bu bir bahane değil ama Nagihan Hanım. Nagihan Hanım sizden mi alabiliyoruz? Şöyle vereyim gel. Ben zaten diyetteyim. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim Kadir Bey. Afiyet olsun ama puan konusunda puan vermeyeceğini söyledi. Ana yemeğe mi puan vermeyecek? Evet ana yemeğe puan ama vermeyecek. Ama ana yemeğe puan vermeden olmaz. En azından... Siz olsaydınız verir miydiniz? Önünüze geldi menü. Önüme kıllı olarak geldi. Bu daha büyük bir hakaret bence. Ama gel lütfen rica ediyorum. Menü çıkmamış olsaydı evet haklıydınız. Ne farkı var mesela? Menü çıktı.
Ne farkı var? Tabak önünüze geldi. Kadir Bey vermeseydi şu an yoktu. Bence benim yemeğimde kıl çıkmasa bile menü eksikti. Çünkü kendine yapmamıştı. Kadir Bey vermeseydi ben yemeğin tadına bile bakamayacaktım. Ben onların hepsinin önüne yemek sundum. Tabakları dolu doluydu. Sadece benim tabağımda bir sıkıntı oluştu. Yani menüm eksik değildi. Nasıl olmuş Semra? Lezzeti güzel ama üstü şerbetini çekmemiş. Bu mu çekmemiş? Evet, üstü çekmemiş. Aksine altında şerbeti biraz o şerbeti fazla. Alıyorum, üstünde almıyorum Kadir Bey. Şöyle bakalım. İmkansız. Görebilir misiniz Kurban Hanım? Öyle olsaydı üstü kupkuru olurdu Semra Hanım. Üstü kuru değil. Kadir Bey dinleyelim. Üstünde ben şerbet yok. Ama. Altında bir göster var. Arkadaşım. Evet, yudum şöyle. Alalım. Kuru olurdu işte şu an ıslak tabağınız. Hani revani yiyoruz ya şerbetli bir tatlı Anladım, yiyoruz ya. Anladım ıslak tabağınız ama kuru tabağım değil. Tabağım ıslak ona bir şey demiyorum. Altında Semra şerbet Hanımcığım, var şu an bir üstünde boş şerbet yapıyorsunuz. Yok. Pardon özür dilerim. Buyurun. Gayet güzel gayet de şerbetine çekmiş. Üstünden siz şerbet alıyor musunuz? Şöyle bir evet, revani keser misiniz? Alıyorum Semra Hanımcığım. Keser misiniz? Hayır boşa yorum yapıyorsunuz. Şu an gereksiz bir yorum yapıyorsunuz. Şurada şerbet nasıl görebiliyorsunuz? Hayır gayet göz yerinde. Göz var bakın, şöyle bakın. Ben size ne diyorum İknur Hanım? Altında şerbet var üstünde yok diyor. Semra Hanım gerçekten Semra şok çekti. Semra Hanım üzerinde var altında da var. Ya da şerbeti diyorum. Az gelmiş. Şerbeti mi az gelmiş? Altında var üstünde yok. Çatalla etsene Semra. Yani kuru mu ıslak mı en azından. Altında var Kadir gayet Bey. Gayet ıslak. Altında bak, var bak. Altında var. Hayır, üstüne bas. Ay sadece gülüyorum. Şey diyor, ama tabağa bir bak çıkıyor mu şerbet? Evet çıkıyor. Altında var diyorum zaten. Üstünde şerbeti çekmemiş Semra ama. Semra Hanım yani şaşkınlık içerisinde sizi dinliyorum. Gerçekten çok komik ben yorumlar yapıyorsunuz. Ben revaniyi beğenmedim. Semra sonuçta Hanım. Şerbetli bir tatlı yiyoruz. Semra elinize Hanım. Sağlık. Hani siz bana diyorsunuz ya siz yemekten anlamıyorsunuz diye. Siz de galiba tatlıdan anlamıyorsunuz. Ben çok güzel anlıyorum. Çünkü revani dedi, üstünde altta şerbet dolu. Yok yok siz tatlıdan anlamıyorsunuz. Benim yediğimde şerbet yok. Altında var üstünde yok. Yok gördük zaten. Çekmemiş. En azından şerbetli bir tatlı yapmışım. Siz onu da yapamamışsınız. Keşke siz de benimki gibi yapsaydınız da lezzetli yapsaydınız. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Arkadaşlara da sormak Peki. lazım. Evet Nagihan. Ben tatlısını beğendim Kadir Bey ama sunumunu biraz özensiz buldum. Hani böyle önceki yorumlardan etkilenip böyle önümüzde biraz getirip hani bırakmış gibi oldu. Şey isterdim sunumunu ama tadı güzel. Nasıl sunum yapsaydın? Sunumunda bir portakal... Küçük bir portakal koyabilirdiniz hani içi, ya tamam rendelemişsiniz ama ben süslemi o şekilde olarak. Aynen süslem olarak portakal tercih ama edebilirdiniz. Ama zaten vaktimiz yani ama tadı hani... güzel olmuş. Elinize sağlık. Peki afiyet olsun. Büşra? Ben tatlıyı beğendim. Şerbeti de üstüne çekmiş benim tabağım en azından böyle. Hepimizin tabağı Peki revani ıslatıldığında şerbet üste kalır mı yoksa alta mı çöker? Yani İmkansız yaptığınız üste, üste kalıyor mu şerbeti sizin? Sema Hanım, Semra Hanım iki kalıyor demek ki Herhalde kalıyor orada yani yüzüyor. Yani şerbeti az gelmiş. Şerbeti bence gayet şerbeti yerinde. Çok gelmiş. Da şey tatlının, zaten. Hayır. Gayet tatlı. Tatlı evet. Tatlının şerbeti şu an gerçekten beğenmedim. Bir yorum yapıyorsunuz. Yani gerçekten lezzeti güzel gerçekten ama tatlı. Şerbeti az Keşke gelmiş. Keşke siz yapsaydınız da yeseydik ya şerbeti. Ben size, benim tatlımı beğendiniz ama değil mi? Peki İknur sen beğendin mi? Ben beğendim ama beğendim dedi. Kenar ama kısmı de. Olması beni gerçekten üzdü. Evet. Peki İknur Hanım'ın kalbi pıt kırıldı. Büşra da az önce beğendiğini söyledi. Herkes tatlı yorumunu yaptığına göre evet. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Biraz aksilikler yaşadınız. Evet yaşadık. Gerçekten hayatımda yaşamadığım bütün aksilikleri bugün yaşadım herhalde. Yudum Hanım'ın sofrası tam bir fiyaskoydu. Birkaç hata oldu. Olabilir dediğim gibi hepimiz insanız yani. Başka bir şey diyemiyorum. Sevgili seyirciler puanlarımızı verelim. Ardından yarın kim yarışacak görelim bakalım. Yudum Hanım'ın menüsü eksikti. Sadece tatlısını beğendim. Yudum Hanım'a puanım... 1. Yudum Hanımcığım maalesef kurtun çıkması, tatlının öyle köşesinden gelmesi, meyhane pilavı hiçbir beni tatmin etmedi. Keşke 0 verilebilse ama size puanım. 1. Yudum Hanım bizi bugün gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Tatlısı dışında hiçbir şeyini beğenmedim. Bu yüzden ona puanım. 2. Yudum Hanım beni bugün çok şaşırttı. Masası tamamen vasattı. Havuç tarator ve kabak tarator dışında hiçbirini beğenmedim. Hijyen sıfırdı. Zaten menüsü de eksikti. O yüzden Yudum'a puanım. 1.
Herkes puanlarını verdiğine göre efendim sıra geldi çekilişe. Bakalım yarın kim yarışacak? Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Haydi bakalım elime kim gelecek? Ne çıktı? Yeşil. Yeşil. Ben kendi adıma Nagihan diye hissediyorum ama... Ben de Büşra diye hissettim. Yarının yarışmacısı... Büşra. Büşra Hanım oluyor efendim. Yarın benim günüm. Çok eğleneceğiz, çok mutlu olacağız. Bu haftanın birincisi benim. Puan vermek üzere gidiyorum. Tekrardan ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Hepiniz hayırlı günler. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Enem Arat benim diye bir güzel günü daha geride bıraktık. Yudum Hanım'ın eline koluna sağlık. Yudum gayet sakin bir hanımefendi. Çok fazla telaşlanmıyor. Ya da içinden telaşlanıyor, bize belli etmiyor. Çorbasının tadı lezzeti gayet güzeldi. Blender'a çekmediyse bile en azından bir süzgeçten geçirseydi. Çünkü yaprakları birazcık domatesin o irilikleri geliyordu. Ara sıcağı gelince taratorunu tuzlu buldum. Ben beğenemedim. Mezesini hiç beğenmedim. Hiç tadı tuzu yoktu. En azından o biberleri biraz pişirseydi domatesle sarımsakla. Avcı böreğini gayet beğendim. Sıcak sunum yapmıştı. O da hoşuma gitti. Ana yemeğe gelince evet etleri biraz kurumuştu ama lezzeti yerindeydi. Bulgur pilavını beğendim. Gayet tadı tuzu iyiydi. Zaten onu da ben yaptım. Tatlıya gelince tatlısı asla revani değildi. Semra Hanım yemekten anladığını söyledi. Şerbeti eleştirdi. Ama demedi ki bu bir pandispanya olmuş. Çünkü tatlının içinde yoğurt ya da süt yoktu. Revani'nin ana malzemelerinden bir tanesi yoğurt ya da süttür. O yüzden de tamamıyla irmikli bir kek olmuştu. Şerbette yiyince bildiğiniz pandispanyaydı. Nereden biliyorum? Daha önce çalıştığım yerde genellikle ucuz yemekler geldiği için aynı öyle pandispanyayı revani diye getiriyorlardı. Çok yediğim için biliyorum. Hiç güzel olmamıştı. Puanımı veriyorum. Başlangıçta arpa şehriyeli yoğurt çorbası yapacağım. Ara sıcakta kıymalı kaşarlı simit pide, yanına da labneli köz patlıcan ezmesi yapacağım. Ana yemeğimde çökertme kebabı, pirinç pilavı var. Semizotlu çilekli salata yapacağım. Tatlım da tiramisu. Tiramisu. Büşra'dan yüksek bir performans beklemiyorum. Kesinlikle o izlenimi bana vermedi. Menüsünü basit buldum. Kendi menümle kıyaslarsan benimki daha üstün. Ellerine koluna sağlık şimdiden. Ama 2 saatim var. İnşallah eksiksiz bir şekilde yetişir. İnşallah. Bak Yudum Hanım dün başı neler geldi gördün. Aynen öyle. Yani o mutfakta neler oluyor. Masana da eksiksiz bekliyorlar. İster istemez heyecan çok fazla bastırıyor. Ben dün Kadir Bey kendime inanamadım. Sanki 15 yıllık bir ev hanımı değil. Daha yeni gelinmiş gibi elim ayağım birbirine dolandı. Ama sende o yeni gelin havası hala var iş yaparken. Böyle tın tın o bir sakinliğin var. Ağırlık demiyorum da bir sakinliğin var ama yani o evet, üstündeki. Evet ben de fark ettim. Mutfağa gidiyor gelmek gelmiyor. Yapı olarak bayağı bir sakinliği yapın. Var, mesela evet. Semra'ya laf sokarken ben bile ince. Sakin sakin. Evet, evet. Hani böyle bir dönüp de elini beline koymuyorsun. Yani kesinlikle sakin sakin. Ama çıldırtıyor senin o sakinliğin insan. İnsan kavgada böyle bir karşıda bir celalli birini bekler i̇şte, böyle. İşte önemli olan da karşıdakini çıldırtmak değil mi zaten? Sakinliğiyle hiç sevmediğim insan tabii ben de sakin sakin kavga hiç sevmem. Kadir Bey bir şey söylemek istiyorum tabii. Bu arada. Siz dün geldiniz gördünüz evim kötü müydü? Yani... Temizlik konusunda. Yok, banyosu da, duşakabini de, lavabo. Yani evi gayet dediği gibi temiz ve titiz. Yani ocağı sizden olsun, bir duymak istedim olsun. Açıkçası. Yok yok. Ekran karşısındaki seyircilerimiz de asla seni böyle görecekler hani evini umursamayan biri gibi onlar düşünmesin. Onlar da görecekler kesinlikle. Keza kamerada da zaten beyazlığı ortadaydı. Küçük çocuğum vardı. Öyle olsa duvarlarda falan çocuk bir şeyler oluyordu. Evet o evde 3 tane çocuk yaşıyor. Evin temizliğini siz kendiniz gördünüz yani. Tabii, olabilir tabii. İnsan hali küçük atlanmış detaylar tabii, da olabilir. Tabii olabilir. Bu arada biz sizden sonra masayı da açtık arkadaşlar. Tertemiz aç. Yalandan şov yaptın ki yani Sema da merak etsin. Oraya bir bez gezdirsene. Yok gerçekten temiz tamamen şimdi açıp kapattıktan temiz, sonra demiz gayet de şeyleri temiz. Geliyor. Demirin tozları geliyor. Bacım senin halıların da tüy yapıyor biliyor musun? Aynen. Yudum Hanım bize masayı tozlu açtı. Tozlu muydu Kadir Bey? Seyircimiz gördü tozlu masayı. Tozlu muydu? Yudum Hanım açtı. Dedik ya. Göreceksiniz. Size inat benim biraz da pek cesaret açmamış edemedi de. Cesaret edemedi değil, size inat açmak istemedim. Çünkü... Bence kendinize güvenmediniz. Kesinlikle ben olsam değil. Açardım. Açmam. Siz aç dediniz diye niye açayım? Ayrıca bizim... Ben açardım. Kendime neden? Güveniyorum. Ama açardım siz zaten yani. Kendi evini... Kendimi kanıtlardım, gösterirdim. Semra Hanım sizin evinizde zaten yarışmadığımız için, sizin evinizi görmediğimiz için şu an siz keşke her türlü kendinizi... Keşke görme imkanınız olsaydı. Kendinizi her türlü haklı çıkaracaksınız keşke tabii ki. Keşke görme imkanınız olsaydı. Bu arada zaten yarışmacı arkadaşlarımız birbirlerinin evlerini temizliğine puan vermedikleri için kez daha biz de aynı şekilde evlere puan vermiyoruz. Ama dün gözünüzün önüne gelmişti. Belirtmek istediniz. Orası ayrı ki domates çekirdeği falan filan. Beto ama olsun. Neyse ki biz Yudum Hanım'ın temizlik yapışına puan veriyoruz. Aynen. Haydi bakalım Büşra. Sıra sende. Kovaları dolduralım. Geliyoruz birazdan. Bugün 3. gün benim günüm. Bomba gibi geliyorum. Elimin lezzetini, hamaratlığımı bugün sizlere göstereceğim.
Evet Semra Hanım, sunumu nasıl buldunuz görseli? Maydanoz istemişti benim günümde. Maydanoz nerede? Maydanoz istememiştim ben. Yanlış hatırlıyorsun. Maydanoz bekliyorum demiştin. Hayır, öyle bir şey bilemedim ben. Demedi mi? Hayır, yanlış hatırlıyorsunuz. Siz demediniz mi? Hayır. Sunumu nasıl buldunuz Semra Hanım? Görseli güzel. Görseli güzel. Peki. İknur Hanım? Görsel güzel. Güzel. Var mı problem Nagihan? Gayet güzel. Yudum Hanımcığım, beğenmediğiniz bir şey var mı? Yani şu an için güzel duruyor. Herkes görseli beğendi. Ellerine afiyet sağlık. Afiyet olsun. Evet, haydi bakalım çökertme kebabımızın tadına bakalım. Kadir Bey, ete devam etmesem olur mu? Nedir problem? Çok sert geldi. Çiğneyemedim, hatta hemen su içtim. Pişmemiş mi, kurumuş mu? Nedir problem? Pişmemiş, çok sert geldi. Bu et pişmiş et. Bu şekilde olur, haşlanmadı. Bu sadece böyle ızgara gibi pişirildi. Tavada ama ızgara usulü pişirildi. Bilmiyorum, yutamadım, hemen su içtim. Kesemiyorum diyorsun. Hı-hı, evet. Kesmenize gerek yok, Ali. Çok zorlanacağım. Aynı sizin gibi olacağım diye devam etmek istemedim ben de. Bey ya, bir dozum. Yiyemiyor musun ana yemeği? Yani ete devam edemeyeceğim. Şu an pilavına bakacağım tadına. Ha, dün yudumda aç kaldım dedin. Yedim. Bugün doyacağını düşünüyordun ya. Evet, öyle düşünüyordum. Et gerçekten çok sert. Çok sert geldi. Yutamadım yani ama zorlandım. Çok sert. Evet, sert kalmıştı. Biraz da kurumuştu zamandan dolayı galiba. Ama yutkunamayacak kadar değildi. Yani gerçekten inşallah o anda kamera bana zoom yapmıştır. Yutkunamadım, su içtim hemen. Asla abartmadım. İknur Hanım 2-3 gün boyunca sessiz kaldı. Sıstı. Bugün eti yutamam, aman su içtim, yok bilmem ne. Türlü oyunlar. Şaka gibiydi gerçekten. Kesinlikle pişmiş et. Sadece biraz bekleme süresi oldu için biraz sertleşmiş ama pişmemiş değil. Çok soğuk, çok sert ve patatesler çok, çok yağlı. Çok soğuk da değil, ılık. Aşağı doğru yağ akıyor benim tabağımdan bildiğiniz. Az önce yağ istiyordunuz, buyurun yağ. Büşra Hanım, şu an ana yemeği yorumluyoruz. Tamam. Yorumlara biraz yağ açık olun lütfen. Yağ istiyordunuz ya. İki gün, üç gün önceki sessizliğinizi sofranızda da koruyun isterseniz. Neden iki gün, üç gün önceki sessizliğimi koruyayım? Benim sofram, emek vermişim. Ne alaka? Yani siz ilk gün konuştuğunuz gibi her gün konuşabilirsiniz. Biz de emek veriyoruz. Dinleyin biraz demek istiyoruz çünkü yani. Çünkü sürekli biz dinliyorum. Konuşurken lafa giriyoruz. Aynen. Dinlemiyorsunuz yani. Farkındaysanız. Yorum yapıyoruz biz de. Tamam, ben sizin dün yaptığınız gibi ben de yorum yapmaya şey çalışıyorum. Bir de şey, salatayı şimdi getirmeyecek miydiniz? Salatayı unuttum, getireyim. Evet, Nagihan salatayı hatırlattı. Evet. Salatayı dur da yarın getir. Nagihan bence doğru bir davranış yaptı. Ben olsam ben de hatırlatırdım salata nerede diye. Şöyle vereyim. Nasıl olur salatayı düşürüyorum? Tabakları hazırlama aşaması biraz uzun sürüyor. Salatayı önden hazırlamıştım o yüzden. Teşekkür yine ederim. Yine dua et, Nagihan hatırlattı. Evet. Yani yorumların tamamına başlamadık Allah'tan. Yemeğimi yiyemedim, bari salatamı yiyeyim. Afiyet inşallah. Olsun, salatanın da tadına bakın. Nagihan sen niye bir anda yükseldin yudumla birlikte? Ya şey Kadir Bey, sürekli konuşurken hani kendini savunacak tabii, kendi masası ama biz konuşurken hani böyle biz tam cümleyi kesiyor. Bitiremiyoruz. Yoksa yani saygısızlık biz, yaptığı için söylemiyorum. Bizi kesiyor cümlemi yani. Tamam, anlayamıyoruz. Hayır dedi ki tabağımda yok, çok yağ var. Şu anda da aynısını az yapıyorsunuz. Önce, biraz hani dinleseniz. Tamam, siz tabağınızı savunmayacaksınız herhalde. Hayır ben size tabağınızı savunmayın demiyorum. Tabii ki savunacaksın ama bir dinleyin sonuna kadar, ondan sonra savun. Dinliyorum. Tabii ki. Tamam ben bekliyorum. Ne zaman bitecekse siz haber verin. Tamam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yudum Hanım buyurun devam edin. Siz pilav nasıl? Pilav diri kalmış. Yanlış bir şey de söylemedik bu arada. Bey, yok. Eleştirmek için. Taneleri gerçekten diri. Et pişmemiş ve sert. Patates gerçekten çok yağlı. Yani şöyle çevirsem siz de göreceksiniz. Yağ akıyor aşağıya doğru. Altına bir peçete falan koymadınız mı bilmiyorum. Koymadım. Çünkü bunlar küçük patatesler, bu sefer peçeteye yapışacaktı. Ama onu bir şekilde... Peçeteli geldi diyecektiniz, olmaz. Yani onu bir şekilde halledecektiniz. Ciddi anlamda ya patatesler. Et çok sert. Üzgünüm ama ana yemeği hiç olmamış. Salata? Gözümüz doydu yani sadece. Salatası iyi, sıkıntı yok bir salata da yani. Ama ana yemek olmamış. Evet Büşra'cığım. Bence ana yemeğim olmuş. Etler birazcık kaldığı için hafif bir sertleşme var ama pişmemiş anlamında değil. Gayet de lezzeti de var. Pilav da diri değil, sadece tane tane. Siz herhalde lapa pilav seviyorsunuz. Lapa pilav
sevdiğimi kim söyledi? Ayrıca pilav ciddi anlamda diri, yani kıtır kıtır yapıyor. Yok, kıtır kıtır değil. Pişmediği için tane tane, tane duruyor. Aynen öyle, öyle. Pişmediği için, doğru söylüyor Semra Hanım. Pişmediği, evet, için tane biz tane duruyor. Ben yorumumu yapabilir miyim Kadir Bey? İlk Yunan'dan devam edelim. Tabii, o buyurun. Etini de söylemişti, diğerlerini de söylesin. Tamamdır. Evet, kızartmayı zaten her halükarda herkes yapabiliyor yani. Etini beğenmedim. Zaten direkt hemen su içtim. Yutamadım yani. Pirinci de diri kalmış. Pirinç, siz de pilav diri diyorsunuz. Demek ki, evet, tek ben değilmişim değil mi Şura Hanım? Peki afiyet olsun. Semra Hanım? Ana yemek ve salatası tamamen fiyasko. Çiğ eti önümüze getirmiş, koymuş. Çiğ pirinci de önümüze koymuş. Görüntü çok güzel ama lezzet sıfır. Yani et pişmemiş hiçbir şekilde. Pirinç pilavı pişmemiş. Aynen. Diri diri. Salatasını da hiç beğenmedim. Çok ekşi. Siz sadece diyorsunuz çünkü bu et böyle olur. Hiç beğenmedim. Yani görüntü çok güzel, elinize sağlık ama hiç beğenmedim. Yani çok sert, yenmiyor. Çiğ eti getirmişsiniz, önümüze koymuşsunuz. Çiğ et. İnşallah aynı şekilde çiğ pirinç gibi. Lütfen. Olmamış ama hiçbir şekilde. Olmamış diyebilirsiniz. Yani olmamış. Fiyasko diyemezsiniz lütfen. Yanılttı. Ana yemek beni yanılttı. Semra Hanım çok abartılı konuşuyor. Fiyasko falan, yani onun getirdiği yemeklerde de çok vahim olan durumlar vardı. Ama ben asla bu şekilde konuşmadım. Benim masamda fiyasko demesi çok abartılıydı. Benim gözüm doydu yani Kadir Bey. Ne diyeyim, afiyet olsun. Evet Nagihan Hanım. Elinize sağlık. Yani. Gerçekten, evet, çok güzel kaldım. Bir sunum yapmışsınız. Ben şu fikrinizi çok sevdim. Ya daha doğrusu böyle yapılıyor zaten ama yoğurdun tadı güzel. Üstündeki sos da güzel olmuş. Biraz daha yoğurdu yoğun koyabilirdiniz. Fazla olabilirdi. Patates ıslanmasın diye koymadım. Tamam. Etiniz gerçekten sertti. Herkesten önce ben de söyleyecektim zaten. Bir de pilav da böyle kıtır kıtır olmuş. Bir de salatayı son dakika mı yaptınız? Yani son dakika derken salata zaten en son yapılır. Tamam. Ya son dakika da yap, yani sosları da eklenebilir son dakika. Yok ekleme. Önden eklemiştim. Semizot, ya ben tadını çok beğendim. Ekşili salataları çok seviyorum ama semizotunu biraz fazla olsun isterdim. Anladım. Biraz daha hani yoğun isterdim içinde. Ama yine de güzel olmuş. Elinize sağlık. Tamam, bayağı yoğun semizotuyla. Ben içindeki şeylerin mesela cevizi çok fazla ama ben yine tadını beğendiğimi söylüyorum. Elinize sağlık. Nagihan, bazen yorumların yersiz oluyor. Zaten ne yersiz? Kasende bayağı semizotu var. Bak şimdi şöyle bir şey var. Bir şey söylesen anlarım. Benim kasemi yorumlasan anlarım. Şimdi şöyle, anlarım. Semizotu evet fazla var, hı-hı, ama cevizi de fazla, peyniri de fazla. Ben buna biraz daha fazla semizotu isterdim. Benim salata zevkim bu. Ama tadı, tuzu gayet güzel yemediniz olmuş. Yemediniz ama. Yedim. Semizotunu şöyle yedim. Bol bol yemediniz. Yo, yedim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Peki Semra Hanım da ikna ettiyseniz devam edelim mi? Porsuçu ister. Aynen öyle. Her şeyde Kadir Bey, sizi değil de veya ev sahibimizi değil de Semra Hanım'ı ikna etmemiz gerekiyor zaten her şeyde. Semra Hanım salata konusunda gerçekten konuşmak için konuştu. Ben gayet de yorumumu açık bir şekilde yaptım. Benim WhatsApp'ım ev sahibi şu anda. Semra Hanım'a ne oluyor? Ben haksızlık görünce dayanamam, kim olursa olsun o kişinin hakkını savunurum. Büşra Hanım'a haksızlık yaptı salata konusunda. Semizotunun yoğun olmasını istedi ama Nagihan Hanım'ın kasesinde semizotu yoğun. Ama hakkını yiyorsunuz. Hayır, ben hakkını yemiyorum. Semizotu konusunda yersiz bir yorum yaptın, hakkını kime yiyorsunuz. Kime göre, neye göre yersiz Semra Hanım? Semizotu oldukça bayağı içinde var. Tamam, buna siz yoğun diyorsunuz da cevizi de fazla. Ben cevizine oranla söylüyorum. Madem semizotunu seviyorsun, niye seçip yemedin? Tadına yani baktım. Seven bir olsan yersin. Tadına baktım. Yani beklerdim diyorsun ya. Yok, hayır. Ben gayet de tadına baktım. Hakkını da yemedim. Peki. Büşra Hanım'ın ara sıcaklarını beğendim. Masa sunumunu beğendim. O yüzden sana puanım 2. Büşra Hanım'ın ara sıcakları güzeldi. Sunumunu da çok beğendim. Ana yemekte de sunumunu beğendim ama tatlarını beğenmedim. Tatlısını da beğenmedim. O yüzden Büşra Hanım'a puanım 2. Beklediğim gibi çıktı. Yemekleri güzel değildi. Basit bir menüydü. Tatlısı güzeldi ama. O yüzden Büşra Hanım'a puanım 2. Çorbasını beğenemedim ben. Çorbası kesilmişti. Ara sıcağı güzeldi. Beğendim ben. Lezzetliydi. Sadece kıyması bir tık daha yağlı olabilirdi belki. Ana yemeği olmamıştı hiçbir şekilde. Pirinçler pişmemişti. Et çok sertti. Patatesleri çok yağ çekmişti. Bildiğin akıyordu. Tatlısı bence gerçek bir tiramisu değildi o. Benim Büşra Hanım'a puanım ara sıcağını beğendiğim için 3.
Evet, son iki gün. Haydi bakalım 75 bin liranın sahibi cuma günü belli olacak. Şimdi hazırsanız yarının yarışmacısını seçiyorum efendim. Haydi bakalım mavi. Yarınki yarışmacımız İlknur Hanım oluyor efendim. Evet. Ve cuma günü büyük finalde Nagihan Hanım yarışacak. Bakalım Nagihan Hanım masasından 75 bin lirayı kim alarak kalkacak? Yarın neşeli olacağını düşünüyorum. Tam kendimi gösteremedim masalarda ama yemeklerde, temizlikte kendimi göstereceğim. Peki, yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Şimdi sıra bende. Puan vermek üzere gidiyorum. Hepinize hayırlı günler. Büşra Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Ben Büşra Hanım bugün bu kadar enerjik olacağını, konuşacağını beklemiyordum. Bravo. Masada kendini çok güzel savundu. Mutfakta da gayet enerjikti. Tabii bir ara modu düştü ama o kadar da olur. Çorbasını ben beğendim. Lezzetliydi. Hafif bir kesmişliği vardı ama abarttılar bence. Çok da kesilmiş çorba değildi. Çökmemişti dibine. Arasıcak'taki simit pidesine bayıldım. Gerçekten simit tadı geliyordu. Çok da güzel olmuştu. Yanındaki patlıcan mezesi de çok güzeldi ve ocakta közlediği için buram buram köz tadını aldım. Ama ana yemeğe gelince, ah gidi Büşra kaç defa dedim ana yemeği ısıt getir diye. Etleri soğuktu maalesef ki. Pişmemiş değildi. Soğuk olduğu için sertti. Bence patatesi gayet güzeldi. Yağlı değildi o kadar. Pilavı, yani yudum hanım evet gerçekten de haklıydı. Tıkır tıkır olmuştu. Hiç güzel değildi. Tatlısının da ben muhallebisinin üstündeki kremasını beğendim. Ama altındaki keki bana da kuru geldi. Ve hiç kahve tadı almadım. Buram buram bir granül kahve kokusu gelmedi burnuma. Yine de eline koluna sağlık diyorum. Ve her şey için puanımı veriyorum. Başlangıç pirpiri meşkisi, ara sıcak içli köfte, kabak paraton, ana menümde patlıcan kebabı, yoğurtlu patates sulusu ve salata, tatlımda da kadayıf dolması. Ana yemeği bir daha alabilir miyim? Patlıcan kebabı, yoğurtlu patates yemeği. Patlıcan kebabı çok basit, yoğurtlu patates yemeği de çok basit. Size göre. Çok basit. Aslında beğendim ama patlıcan kebabını çok basit buldum. 10 dakikalık bir şey. İlknur Hanım'dan güzel bir menü bekliyordum ama menüsü uyumsuz geldi. Bakalım tadı nasıl size olacak. Size göre Semra Hanım. Patlıcan kebabı niye ben basite indirgedim? 10 dakikalık Kadir Bey, 10 dakikalık. Hemen kıymasını almalım. Niye Antep'ten daha çok ödülüyor? Evet, için mi? Benim evimde koskoca Antep patlıcan kebabını böyle misafirlere, ağır misafirlere ağırlıyor, sunuyor. Şimdi yani 10 dakikada hazırlıyorsa fırına yolluyordu misafire sıvalcan kebabı deniyor. Şimdi şöyle bir şey, içinde kıyma olduğu için zaten bütün yemekler ağır olarak görünüyor. Ben ama kendi yöreme göre Semra Hanım ne olursa olsun olumsuz eleştiri yapacaktır. Çünkü ikisi de Antepli, kendisine rakip görüyor. İlknur'la hemşerim olarak asla övünmüyorum. Peki alalım kahvelerimizi İlknur Hanımcığım. Bence İlknur Hanım Antep'i daha çok yansıtıyordur. Ben biraz da Büşra'ya gelmek istiyorum. Büşra, dün ben senin masadaki tavrını şöyle söyleyeyim. Ya bir iki gün önceki böyle sessizliğine göre çok iyi buldum. Kendini ya, çok güzel savundun. Gayet gerekli yerlerde girdin. Siz şaşırmadınız mı dün Büşra'nın performansına masadaki? Evet, bir kurt kesildi bildiğiniz sofrada. Ben açıkçası bekliyordum öyle kendini savunacağını. O yüzden çok da şaşırmadım. Emek verdim. Tabii ki kendimi savunacağım. Kurt da kesilmedim. Biraz düzgün konuşalım lütfen. Yok bildiğiniz... Sizin gibi başkalarının sofrasında kurt kesilmiyorum. Kendi soframda, kendi emek verdiğim şeylerde. Ama yok, normalde sessiz bir karakter olduğunuz için... Sessiz bir karakter değilim. Gerektiği yerde konuşuyorum ama o gün benim soframda tabii ki yemeklerimi savunacaktım. Yanlışlara karşı yanlışa evet tamam ya da haklısınız mı dememi bekliyordunuz? Haklı olduğum nokta da vardı. Haksız olduğum evet, nokta da vardı ama. Evet, yemeklerimi savunacaktım. Tiramisu konusunda sonuna kadar haklıydın. Ana yemek konusunda haksızdın ama. Orada gereksiz bir yükselişe geçtin. Siz benim için kolay olduğunu kabul ediyor musunuz? Kesinlikle hayır. Semra Hanım niye böyle dedi peki? Ben ilk iki gün sustum ya. O benden bir şey beklemiyordu onun için. Peki Semra çorbayı yedi. Bu çorba kesilmiş dedi. O evet. Kesilmiş deyince herkes bir anda ayaklandı. Yoğurdu kesilmiş Kadir Bey. Yoğurdu kesilmiş evet. Semra bir fısıldamasaydı da herkes bir tadına baksaydı değil mi Semra'cığım? Fırsat versin işte. Fikirlerimizi kendimize saklayalım birazcık, yorum sırasında söyleyelim. Bak sonra diyorlar ki Semra milleti yönlendiriyor. Yani sence Semra Hanım kesilmiş lafını kullanmasaydı arkadaşlar için o kadar kesilmiş bir çorba mıydı? Hayır, bence kesinlikle o kadar kesilmiş bir çorba değildi. Zaten başarılı. Ama Kadir Bey görünüyordu kesilmişti. Yani. Kesilmişti. Çok ufak tefek, yani böyle görünmeyecek kadar noktalar vardı. Onu da süzme yoğurtla yaptığım için ona ufak bağlıyorum. Ufak tefek değil. Süzme yoğurtla yapılan
olan bütün yoğurtlu yemekler o şekilde kesiliyor Hayır, mu? Hayır, kesik olsaydı, siz çorbayı yapamamışsınız. Peynir tadı alırdınız, lor tadı alırdınız. Siz çorbayı yapamamışsınız, kesilmişti. Bu kadar insan haksız dediniz. Yere yorum yapmıyor size. Lezzetliydi dediğiniz zaman. İki kişi yapsa anlarım ama hepimiz siz, kesilmiş dedik. Siz ortamı kurdunuz, Hayır. O ortamı, evet. Herkesin zekası var, gözü var. Evet, ben Müşra Hanım, lütfen artık bu cümleyi kullanmayın. Gerçekten. Neden? Çok mu zorunuza gitti? Zoruma gitmiyor, saygısızlık olarak buluyorum bunu. Her birimiz bir bireyiz. Zekanızı sormuyor, ciddi ciddi. Peki kesin ve kesin o çorba kesilmişti yani. Evet Kadir. Kesilmişti. Peki, nokta. Bakalım. Pirince bulgur diyen hanımefendi bunu söylüyor. Bu yöresel bir şeydi. Ben bunu masada açıkladım. Yöresel bir şeydi derken. Siz bunu anlamadınız. Bu da zeka ile alakalı bir şey. O zaman bu konuda siz de biraz eksiksiniz. Siz de eksiksiniz o zaman. Yok ben bunu söylemiyorum. Sadece bunu dün masada açıklamıştım. Siz galiba kaçırdınız mutfaktayken. Ya. Olabilir. Laf sokma konusunda ne kadar zekiler fark ettiniz mi? İnce. Hayır Kadir Bey, laf sokuyor. Bu da kadınların tabiatında var galiba. Ama güzel seviyeli tartışıyorlar bak. Ama hayır estağfurullah. Burada laf sokmuyorum. Sadece açıklama yapıyorum laf Kadir Bey. Laf sokmuyorsun. Kızın zekasına da peki laf sokmuyorum. Ben de kimi herkes zekası belli oluyor. O yüzden hiç alınmadım. Kadir Bey ben bana hala pirinci 70 kiloyla 50 şey göründüğünü zanneden bir hanımefendi. O bir şey söyleyebilir miyim? Herkes her şeyi görüyor. Hala. 70 kilo öyle 50 görünmek ne demek kız? 70 kilo ama kendi 50 göründüğünü zannediyor. Nacan tattın mı? Ben dün masada da söyledim zaten. Ne yaptın dün masada sen Nacan tattın? Yok yok hocam. Bu bir iddia mı yani? Hayır dün demiş ya kilolu olduğu için ağır çalışacağını düşünüyorum tamam, diye. Okay. Ben de diyorum ki yani kendisi sanki 50 ama kilo. Ama o hiç hoş olmadı gerçekten. Kişi sanki özellikle. Kendisi 50 kilo o bir de şey yapıyor. Şimdi bir dakika ben yanlış burada. Yanlış anlaşılma oldu bence. Tamam bir dakika ben burada bir şey söylemek istiyorum. Bu konuyu biraz uzatarak ön plana çıkmaya çalışıyor ama yemezler. Dedim ki Büşra Hanım biraz kilosundan dolayı ağır kalabilir. Hı-hı. Burada kesinlikle demedim ki ben Büşra Hanım kiloludur, kilolu olunmaz. O zaman siz bir de dakika. Ağır kalacaksınız. Ben de bunu soruyorum. O zaman yok, siz de mi ağır kalacaksınız? Hayır, hayır. Çünkü siz de zayıf sayılmazsınız. Evet ben bunu masada da söyledim zaten. Hı-hı, ben tamam. De kiloluyum zaten ben dedim. Onun evet için. Duymadınız. Semra bunu kaçırdınız. Kombin yaptım size. Bunu dile getirdiniz yani. Sağlık. Siz. Büşra Hanım bana sabah yine kilo konusunu açtı. Ama bu konu beni gerçekten hiç rahatsız etmedi. Ben gereken cevabı çatır çatır verdiğimi düşünüyorum. Patlıcan kebabı yer misiniz genelde evet, bir restorana evet, gittiğinizde biz, tercih ettiğiniz bir şey hayır, midir? Hayır restoranda değil de bizim evde de çok ben de evde yaparım. De yaparız evet. Ha, evde yapıyorsunuz. Yaparız. Bizim biraz daha şey salçalı değil. Bir sosu olur üzerinde. Böyle değil. Birazcık daha farklı. O böyle bir islim kebabı gibi olmuyor patlıcan teşekkür köfte ederiz. Salçalı sos. Buna yok. Salçalı sos girer yok, mi direkt, normalinde? Direkt patlıcan kebabı. Semra? Salçalı sos girer mi? Hayır girmez patlıcan kebabına. Biz salçalı öyle yapıyoruz. Girmez. Kendiniz öyle sevdiğiniz için. Hayır hayır bizim yörede öyle yapılır. Sizin yörede de mi var patlıcan kebabı? Evet. Yani patlıcan kebabını Antepliler yapar, Urfalılar yapar. Teşekkür bir de ederim. Çok uzakta değiliz. Sos konulmaz. Olabilir. Siz de patlıcan kebabı diyorsunuz yani. Evet biz de patlıcan kebabı diyoruz. Van'a gittiğinizde patlıcan kebabı yerseniz şaşırmayın oradaki salçalı soslu oluyor. İlknur Hanımcığım ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Nagihan buyur nasıl buldun? İlknur Hanım ben sunumunuzu beğendim ama hani ikisini yan yana hani ilk ben hiç yemediğim için bilmiyorum o yöreye ait. Evet. Şu patatesli yoğurtlu bunu beğenemedim. Biraz sanki etleri içinde böyle yani bilmiyorum hoşuma gitmedi. Neresi hoşunuza gitti? Sadece eti mi hoşunuza gitti? Yani gitmedi? Eti hoşuma gitmedi ama yoğurtlu patates fikri güzel. Bilmiyorum hani. Peki kestiğini fark etmediniz mi? Kestiğini. Dün çok fark etmiştiniz ya, bugün fark etmediniz. Ona dikkat etmemişim. Yani bunu beğenemedim pek fazla. Ama çok özür dilerim, bu et konusunda bir net fikrini belirt de. Evet. Neden, yani patatesini neden beğenmediniz? Pek fazla mı beğenmedin, hiç mi beğenmedin? Etimi niye beğenmedin? Az mı beğendin? Semra Hanım bir susun lütfen. İknur Semra sinirlenmekte çok haklı. Semra zaten hiç susmuyor. Yerli yersiz her konuda konuşmak istiyor yani. Şöyle ilk defa yiyorum. Bilmiyorum ben tercih etmem bunu nedense. Ya bir de Kadir Bey hani onlar eti çok seviyor diye mi böyle yan yana yiyorlar? Onun da hani cevabını istiyorum sizden. Evet. Bence çok ağır ama şey köftesi lezzetli olmuş. Bilmiyorum kuyruk yağı dedi Kadir Bey. Onu da yakıştırdım ben nedense. Hoşuma gitti. Şimdi patlıcan kebabını beğendim evet. Diyorsun. Lezzetli. Ona okeyiz. Evet.
bu yoğurtlu patates yemeğinin etini beğenmedim dedin ya. Evet. Pişmemiş mi yoksa içine mi yakışmamış? Pişmemiş geldi bana. Böyle bilmiyorum. Çiğnerken pek hoşuma gitmedi. Ben üstelik ayrı kavurdum ki iyice hani onunla ilgileneyim diye. Bilmiyorum. Yani eti yerken böyle ağzımda dağılmamış gibi hissettim. O yüzden çok da beğenemedim Kadir Bey. İki yemeği uyumlu buldun mu yan yana? Bulmadım. Yani onlar öyle yapıyor olabilirler ama ben yapmazdım. Bunun yanına ne bileyim daha farklı bir şey olabilirdi. Bence gayet iyi pişmiş eti. Yani o sizce. Peki salatayı beğendin mi? Salata da çok basit bence. Hani yani tadı güzel ama şey. Ne bekliyordunuz mesela? Bilmem bir ezme falan olabilirdi sizin oralardan. Hani Gaziantep'lisiniz ya. Olmaz. Yani gider mi bilmiyorum hani da hani kebabın yanına. Kebabın sofrada yanında. Sofrada salata olmazsa olmaz ya ezme nane. Bence yani bunların yanına yanında gitmiş gayet. Bunun yanına gayet güzel olmuş. Yok ben salatayı ya basit hayır, bu. Bilmiyorsun bilmiş gibi şu an konuşuyorsun. Yok bilmiş gibi konuşmuyorum. Ben bunun yanına dedim. Ezme gitmez. Zaten biraz yakın mezesini getirdi. Buraya gayet yakışmış bu salata. Yok basit buldum. Ben lezzetli bulduğumu söylüyorum sadece ama. Nasıl olabilir? Ağır bir salata nasıl olabilirdi peki? İstedim. Ağır bir salata nasıl olabilirdi? Ağır bir salatadan kastım ne şöyle. Ne salatası isterdiniz yani? Ne bileyim bir çoban salatası olabilirdi mesela. Herkes mevsim salatadan gidiyor bilemem. Nagihan Hanım'ın yemek yorumlarından yemek bilgisinin ne kadar eksinin altında hatta olduğunu gördüm. Siz benim soframa oturmadan bunun kararını nasıl verebiliyorsunuz ki? Siz gerçekten beni rakip olarak görüyorsunuz. Ekşiye acı diyor, bulgura pirinç diyor, her yemeğe menemen diyor. Sofrasını görmeme gerek yok. Yorumlarıyla zaten her şeyi gösteriyor. Peki ben herkes üstüne geldi yalnız salata deyince. Yok sıkıntı yok Kadir Bey gelin. Alışkınım ben. Peki Büşra? Kadir Bey ben patlıcan kebabının tadını beğendim. Tadı, tuzu, her şey yerinde olmuş. Sadece ben bu kadar büyük patlıcana bu kadar küçük köfte olduğunu bilmiyordum. Bu doğru bir teknik mi onu bilemedim. Hayır yani az bence kullanmış gayet köfteler, yeterli. Köfteler evet. Çok hayır, küçük, patlıcanlar büyük yeterli. Ama lezzet olarak çok güzel. Bunu hiç beğenmedim. Yoğurtlu patates, yoğurdu kesmiş, etler kıtır kıtır, nohutlar tam pişmemiş. Yani hiç bir tuzu tadı da yok. Salata da normal salata, lezzeti öyle bal gelmedi. Afiyet olsun. Nohutlar tam pişmemiş diyor. Yok pişmiş nohut gayet. Patates de bana iyi, eti de gelmedi. İyi. Nohut pişmiş. Nohutlar nohuta pişmiş hatta çatlamış şu an görüyorsunuz. Nohut gayet pişmiş. Pişmiş nohutlar. Pişmemiş. Etin tadına baktınız nohutlar pişmiş. Görüyorsunuz. Hayır. Semra Hanım etin tadına bakıyor mu? Baktım. Ben tek tek baktım. Peki Büşra Hanım eti kıtır kıtır diyor ama. Yok, evet. Hayır. Et gayet yerinde. Et kıtır kıtır. Çiğnerken kabul etmiyorum. Şimdi Büşra Hanım dedi ki eti küçük kalmış dedi. Semra Hanım'a sorduk. Semra Hanım dedi ki patlıcanın boyutu ne kadarsa en azından yarısı kadar mıydı? Kıyma yani koyduk. Ben de öyle biliyorum. Evet. Ben de öyle biliyorum. Daha ne kadar olabilir? Şey biraz küçük kaçmış İknur Hanım. Ya. Gerçekten köfte çok etinde küçük. Etinde biraz cimrilik yapmış İknur Hanım. Yok cimrilik etinde cimrilik yapmış. Bu kadar yaptım. Küçük olmuyor. Yok bu kadar oluyor. Daha ne? Size yani bu kadar mı koyayım? Mutfağımızı temsil ediyorsun. Bu kadar koymayacaksın tabii ki. Patlıcanın yarısı kadar olacak. Patlıcanın yarısı kadar zaten. Baktım. Hayır. Küçücük. Yok küçük yani, değil. Kabul etmiyorum. Patlıcanın yarısı kadar mı? Evet patlıcanın yarısı kadar. O zaman sizde göz yok. Gayet iyi var. Kenafir göz diyordunuz ya. Gözü. Gayet iyi bakıyor. Gayet iyi görüyor yani. Yok göremediniz. Onu şu an kıyaslıyorsunuz. Şu anda da yarısı kadar diyorsunuz da. Göz yok dediğin kadının da maşallah subhanallah fincan gibi gözleri. Yok, bakarken göz yok. Gözleri var da bakarken. Bakmıyorum en azından. Bakarken çok iyi bakıyorum. Iyi. Net bakıyorum. Net görüyorum. Peki patlıcan kebabını beğendin mi Semra? Patlıcan kebabını hiç beğenmedim. Size de söylemiştim zaten Kadir Bey. Suyunun özde olması çok önemli demiştim. Kıymanın bir lezzeti çok güzel. Koymadım. Ama sadece kıyma pişmemiş. Kıyma pişmemiş ama şöyle göstereyim. Bu patlıcan kebabı bu şekilde. Daha nasıl pişmez? Kıyması pişmemiş, içi çiğ kalmış. Görüyorsunuz kırmızı pişmeli? İçi. Daha eti pişmemiş. Şu an görünüyor İknur Hanım. Yok, çiğ pembe bir görüntü var. Görüyorsunuz. Hayır. Patlıcanlar, domatesler pişmiş ama kıyması pişmemiş. Suyu da bu şekilde duru olmaz. Biz buna susu Semra tat Hanım, deriz. Su yoktur zaten susu içerisinde. Olmaz. Susu tat. İçerisinde zaten susu, su yoktur. Sası, yorumlarınızı sası. Daha dikkatli yapın. Susu. İçerisine su böyle koymadım bile ben. Olmuş. Hoş olmamış. Onlar da bir çay bardağı, yarım kıyması çay bardağı su koyuyor. Kıyması böyle yağlı öz olsaydı. Yok hayır. Yağlı daha çok sulu olurdu öyle. Susu, yarım susu çay bardağı su konulabilirdi. Sadece kuyruk yağıyla pişer patlıcan kebabı. Olmamış. Gayet yerinde. Yani seyirciler zaten güzel izleyip görecekler şu taban bence görüntüsünden. Siz Gaziantep'lisiniz diye mi acaba beğenmediniz? Biz bunu bir de ekmeğe bandıra bandıra yiyoruz.
Tamam. O yüzden o suyunun işte, özde olması. Kuyruk yağlı. Bir şey Semra Hanım oydu. Ben de bizde kırmızı de öyle yağlı. Olur. Kırmızı yağlı. Onun da içine bir kaşık salça giriyor zaten. O yüzden kesinlikle salça konmaz. Bizde öyle kabul etmiyorum. Semra Hanım dedi ki hayır bizde konmaz. Tamam dedim ama şu an aynı şeyi söylüyormuş gibi geldi. Kırmızı yağ diyorsun. Nereden gelecek o kırmızı? Yani domatesinden bir de çok az salça koyarız biz. Domatese kırmızı yağ koymayız dediniz. Çok az koymayız dediniz ama. Hayır koymayız demedim ben domatesi. Hayır sosunu dedim. Sos dedi. Ekstradan sos yapar dökeriz dedi. Dediğim, biz sos suyu, yapıp dökmeyiz dedi. Salçayı nereye koyuyorsunuz? Hayır, tamam, kırmızıları nerede yapmayız? O halde. Kıymanın içine çok az salça koyarız. Kıymanın içine. Allah Allah. Salça konmaz Semra Hanım. Çok az. Emin misiniz? Gerçekten bunu söylediğinize inanamıyorum gerçekten. Çok az salça konur. Salça kesinlikle konmaz. Semra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Siz biraz çelişiyorsunuz bence. Hayır ben çelişmiyorum. Toparlamaya çalışıyorsunuz ama. Ben ne diyorum? Sos yapmayız diyorum. Sos yapmayız. Bilmiyorum. Kıymanın içine çok az salça koyarız. Çok az böyle çok minik. Peki bu kıyma pişmemiş mi? Bize. Yani bu patlıcanın içine bu kıyma daha fazla kıyma pişiyor pişmemiş mu? Kıyma pişmemiş. Nasıl beğenmesem de nasıl yorum yapsam diye düşünüyorum. Kıyma pişmemiş. Görüyorsunuz zaten içinden. Hayır şeyi merak ettim. Şey İki patlıcanın görüntü. Arasında patlıcanlar suyunu veriyor ya. Bu patlıcan daha kıyma daha ne kadar pişebilir? Pişiyor mu yani iç kısmında? Pişiyor tabii ki pişirememiş. Ayarlayan gayet iyi. Kırını ayarlayamamış. İknur'un masasında beğendiğim çok fazla bir şey yoktu. Ama misafirperverdi. O yüzden ona puanım... İlknur Hanım genel olarak beklentileri karşılamadı. İlknur Hanım'ın sadece ana yemekte köftesini beğendim. Bu yüzden ona puanım. 2. İlknur Hanım'ın sunumlarını çok beğendim ama lezzetleri asla yoktu. Bir tek patlıcan kebabını beğendim. Ona şimdi puanımı veriyorum. 2. Çorbasını hiç beğenmedim bir Antep'te olarak. Pirpirim çorbası o şekilde yapılmaz. Ana yemek tamamen piyaskoydu. Patlıcan kebabı, yoğurtlu patates sulusu o şekilde yapılmaz. Tatlısı da hamur olmuştu. O yüzden İknur Hanım'a puanım. 2. İknur Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. İknur bugün temizlikte bayağı yoruldu. Elinden geleni yaptı ama ben bir tık daha hızlı olmasını beklerdim. İknur'da genel olarak bir sakinlik var. O sakinlikten dolayı da çok fazla kendisini işe veremedi. Menüye gelince pirpirim ekşisi dedi. Evet belki Antep'te çorba olarak içilebilir ama bugün önüme çorba gelmedi. Bildiğimiz ana yemekti. Maalesef ki beğenemedim. Yani en azından davet sofrası için başlangıç için bayağı yoğundu. Arkasından arasacak tabağında içli köftesinin lezzetini beğendim. Biraz kalındı ama içi lezzetli olmuştu. Yanındaki kabağı da beğendim. O da güzeldi. Ana yemeğe gelince patates sulusu kesilmişti. O konu hakkında zaten daha fazla konuşmak istemiyorum. Hala sinirlerim tepemde. Patlıcan kebabının köftesi çok küçüktü. Bir ana yemekte et gramajı daha yüksek olmalıydı. Maalesef ki onu beğenemedim. Tatlıya gelince tatlının içi kupkuruydu. Kadayıflar pişmemiş, şerbet de emmemişti. Ve İknur Hanım gayet güzel bir şekilde tatlıyı yedi. O kadar şaşırdım ki yemesine puanımı veriyorum. Evet Semra. Beyaz diyorsun. Beyaz. Yudum. Hazır mısınız? Hazırız. Aklımdan pembe geçmedi, beyaz geçti. Dün kendime hatta ona odaklamıştım. Beyazı seçeceğim, kazanırsam demiştim. Beyaz seçti, nasip. Size ver mi? Ver bakalım zarfını Semracığım. Semra Hanım'a zarftan. Çok heyecanlı. Semra. Sevgili seyirciler ne geliyor zarftan? 5, 4, 3, 2, 1. Semra Hanım'ın hediyesi. Halı. Halı çıkıyor efendim alkışlardan. Şöyle vereyim zarfınızı. Beyaz geçti içimden. Mavi alırdım ben. Zaten benim bileziklerim var çok şükür. Semra Hanım hiç umursamıyormuş gibi yaptı ama bence üzüldü. Yudum Hanım'ın zarfına gelelim. Allah. Yudum Hanım da pembe zarfı seçti. Çok heyecanlı. Boş çıkmasın Allah korusun. Aman Allah'ım. Hazır mısın Yudum? Hazırım. 5, 4, 3, 2, 1. Yudum'un zarfından... Altın yerisi çıktı. Tebrik ederim. Hemen bekletmeden efendim. Alkışlarla bir daha alkışlarla. Son gün bir risk almayı bekliyordum açıkçası. Bugün özellikle bugün benim diye kalktım resmen. Gerçekten de benim oldu. Çorba olarak kıtmaç çorbası. Ara sıcak olarak beyaz lahana sarması, havuç tarator. Ana yemek olarak fahita, yanına şehriye pilavı ve Akdeniz salatası. Tatlı olarak da şekerpare yapacağım. Nagihan Hanım bence gıcık biri ve becerikli değil bence. Bugün de menüsünde maharetli olmadığını bir kere menüyle göstermiş. Temizliğe gidelim bence. 4 gündür iyi kahve içtik. Yakında kalp krizi geçireceğiz.
birlikte kalkın. Kadir Bey, o kadar kahve sunumu yaptım. Aa, farklı bir sunum mu var? Evet, yani o kadar özendim. E peki o zaman yapalım. Farklıysa getir yani başlayalım. Kahvemizi içeriz. Ben sıradan bir sunum zannettim. Yeter dedim, iyi kahve içtik değil mi? Hadi bekliyoruz o zaman. Hadi bakalım Nagihan, bu kadar da iddialısın. Şaşırt biz de o zaman. Tamam. Nasıl bir sunum gelecek acaba? Bilmiyorum. Mustafa'yı mı getirecek? Şaşırtıyor bizi. Değişik sunum olacak, merak ettim acaba. Bakalım. Kadir Bey. Ha? Bakalım. Göreceğiz. Nagihan benim için güçlü bir rakip değil. Zaten menüsü de çok basit. Peki Semra, masada sen değil de bir başka yarışmacı arkadaşımız kazansa. Hı hı. Hangi yarışmacı arkadaşımız kazansa üzülürsün. İknur Hanım. Şimdi sana diyeceğim. İknur Hanım kazanırsa üzülürüm. Niye? Çünkü dün yaptı, çok büyük terbiyesizlikti bana. Sizin yaptığınız farklı terbiyesizlikti yerden, bence. Farklı yerden vurabilir. Farklı yerden beni vurabilirdi ama o şekilde yaptı. Çok büyük terbiyesizlikti. Dürüst olduğum için, şimdi bir insanın yanında bu farklı bir şey, o farklı bir şey. Arkadan konuşup yüze gülmediğim için mi? Bu farklı, o farklı bir şey. Bir insanın yanında her şey konuşulur ama gidip yetiştirilmez. Buyurun Semra Hanım. Afiyet olsun. Tabağınızın altı akıyor, akıyor. Nasıl akıyor? Bakabilir miyim? Akıyor tabağınızın altı. Kesin görünmemiştir o. Aynen. Ya akmış. Kabul öyle ediyorum. Öyle bir silinir. Ha? Öyle bir hayır, silinir. Hayır, peçete getireceğim şimdi. Ama hayır, elinizle böyle bir sildiniz ya. Öyle bir siliniyor. Sofraya damlamasın hanımefendi, rahatsız peçete olmasın diye. Peçete şuradan alabilirdiniz. Teşekkürler, elinize sağlık. Beni temizlik konusunda yorumlayacak en son insan Yudum Hanım'dır. Gördük onun evinde. Herkes de gördü. Benim günüm geçti Nagihan Hanım. Ben ikinci gün yarışıyordum. Siz kendi gününüzü, kendi menünüzü savunun. Tabağın altından akan şeyi elinizle böyle silip aldınız. Rahatsız mı oldunuz? Yani çok rahatsız oldum. Bir de daha demin konu karıştı, söyleyemedim Kadir Bey. Benim ev hanımlığıma laf söyleyebilecek bir kapasitede bir insan değil zaten o. Ayrıca bir annenin anneliği sorgulanmadığı gibi ev hanımlığı da sorgulanamaz. Ki daha bekar bir ev hanımı falan da değil o. Semra Hanım. Ayrıca kendisi moda tasarımcıyım diye gezinirken ben onun kıyafetlerini yargılamamışken daha 5 gündür. Benim kardeş anneliğimi, ev hanımlığımı yargılıyor. Yok, annenizde bir şey demedi, ev hanımlığımı. Ev hanımlığımı yargılıyor. Biz moda tasarımcısıyım diye gezinirken onun kıyafetlerini daha bir gün bile eleştirmemişken ben, bence sussun, konuşmasın. Peki ne var kıyafetlerinde? Bir stiliste göre düzgün mü giyiniyor sizce? Yani zaten bu çok programa alakadar eden bir durum değil ama her gün bir stilistim havasında olduğu için söyleme gereği duydum. Zaten kendiyle çelişiyor yani. İnsan bir stilistim dediği zaman bir kıyafetine de uyumuna ben da bakar. Ben stilistim demiyorum, modelistim diyorum. Bu aynı aynı şey bir uyumunuza bakar. Bir şey şeyine bakar. Diyorsunuz ki ben yorumlamadım. Neden ben yorumladım diye senin de mi yorumlaman lazım? İlla bu hakkı kendinde mi görüyorsun? Buyurun. Öyle değil. Anlamadın galiba. Yok, gayet yani, iyi anladım da. Bak bilezik düştü. Ama Kadir Bey i̇şte. Bugün Furkan'a da söyledim. Nereden baksanız 4-5 kere düştü. Ben siz beni kıskanıyor musunuz? Bileziğim taktığından beri düşüyor sürekli. Bilemedim yani. Bir alalım onu. İşte acaba nasıl bir gözse. Öyle durmak istemiyorsun nasıl, be. Nasıl bir gözse zaten artık. Zaten yakışmadı da. Kadir Bey. Nagihan. Bunlar çok yakışırdı Kadir Bey. İşte kıskançlık. Nagihan kıskanmaktan o kadar çok bahsediyor ki galiba kendisi çok fazla kıskançlık içerisinde. Bilezik de sana değil bana daha çok yakışırdı dedi. Orada da bir kıskançlık içerisine girmiş. Yazık, vereyim 5 dakika taksın. Bu arada Yudum Hanım, ev hanımlığına laf söylediğin için biraz sana sinirli. Onlar benim her şeyime laf söylüyorlar Kadir Bey. Benim bekar hayatıma, benim çalışma hayatıma, yok ikilemde kaldınız, yok siz ne anlarsınız da ben çocuk büyüttüm de, ben hijyeniyim de, her şey hani... Çocuk büyüttüm derken? Yani ne bileyim ya. Hani her şeyi gündeme getiriyorsunuz ya. Peki bekar olanlar ev hanımı olmuyor mu size göre? Dediniz o daha bir bekar. Ya bekar olup da çok güzel işini yürüten insanlar aynen, da var tabii ki. Aynen benim gibi mesela Şekil tamam. Ağa'da görüldüğü gibi. Pek göremiyorum o Şekil Ağa'yı sizde. Göremezsiniz çünkü kıskanıyorsunuz. Siz de etin tadına bakın bu arada. Buyurun biz soğutmayalım onlar o konuşurken. O Şekil sizde yok maalesef, üzgünüm. Bir de gerçekten her yerde modelistim demeyin. Çünkü duruşunuz, kıyafetleriniz biraz komik oluyorsunuz ya. Bir şey gerçekten. Söyleyeyim mi? Gerçekten çok kıskandığınızı belli ediyorsunuz. Ay, bu gerçekten kadar belli mi? Etmeyin. Siz gerçekten. Mesleğinizi yapamıyorsunuz diye mi beni kıskanıyorsunuz? Beni de giydirir misiniz? Beni de giydirir misiniz? Seve seve giydiririm size. Yani gerçekten. Gerçekten mi? Seve seve giydiririm size. Aman Allah korusun. Nagihan Hanım'ı çalıştığı için neden kıskanayım acaba bilemedim. Ben kendi hür irademle çalışmak istemedim. Çalışmak istesem birçok yerde çalışabilirim. Ama 3 tane çocuğum var, onlara bakmak istiyorum. Ellerine sağlık Nagihan'cığım.
İknur Hanım. Afiyet olsun Kadir Bey. Nasıl buldunuz sunumu, lezzetini, ana yemeği? Buyurun. Ellerinize sağlık afiyet öncelikle. Afiyet olsun İknur Hanım. Et çok yanık, kesemedim şuradakine. Bunlar da yanık zaten yiyemedim. Ve çok sert, kuru geldi bana. Evet. Pilav da tuzsuz geldi yine bana. Pilav tuzsuz. Ama salatayı beğendim. Peki ana yemek olacak bir tabak mı sence bu tabak? Olabilir. Davet için uygun mu? Evet, o olabilir ama... Etleri kuru buldum diyorsun. Kuru buldum. Ben bir şey söylemek istiyorum buyurun. Kadir Bey. Hiç yaptınız mı daha önce fajita yemeği? Yaptım. Şimdi şöyle, bu et mühürlenir. Aslında yani böyle olması çok normal. Eti de saatlerdir yani nasıl diyeyim... Nasıl yaptığımı soralım. Evet. Nur Hanım'a nasıl yaptığını soralım. Evet, sor. Niye inanmıyor musun nasıl yaptığını? Yani ya, inanmıyorum. Sana açıklamak zorunda değilim. Ya bana açıklamak zorunda değilsin Nagihan Hanım, açıklayabilirsiniz. Nasıl yaptım peki? Sorunuza cevap vermek istemiyorum. Çünkü yapmıyor. Çünkü size vermek zorunda değilim yapmadığı cevabı. Yapmadığı bir yemek, anlamadığı bir yemek. Siz söylediğiniz için söylemiyorum ben. Tamam, ben söylemiyorum. Yok, siz söylediğiniz siz için Nagihan Hanım, söylemiyorum. Buyurun. Ya, ben sorun. Şunu söylemek istiyorum. Yapmadı şey bilmediği bir yemek. İknur niye fayta yapaması ya da yapmasın? Yaptığını düşünmüyorum zaten kesinlikle. Zaten yapmasında ne var ki? Dana anlat o zaman nasıl yapılıyor. Yani biber, et. Yapması bu, biber et. Kolay gibi görünüyor ama. Biber, et. Ya her için. Yemek zordur tabii ki de ama olmamış bu. Şöyle söyleyeyim İknur Hanım, olmamış diyorsunuz ama bu et marine edilir, ondan sonra mühürlenir ve bu şekilde, bu hale gelir. Ama bu aslında, yanlış, kuru geldi bu, bana. Bu yanmış denmez buna, buna mühürlenmiş denir. Yok, fazla mühürlenmiş. Bu yorum kesinlikle kabul etmiyorum. Fazla kesinlikle yanmış kabul hatta. Etmiyorum. Çok güzel, yağı bile duruyor yani. Asla yanması mümkün değil. Yanmış olsaydı yağı olmazdı. Yok, çok ben beğenmedim ama... Kadir Bey. Peki afiyet olsun. Siz fayita yaparken hayvanın hangi bölümünü kullanıyorsunuz İknur Hanım? Dana bonfile yerinden kullanıyoruz. Bonfileden kullanıyorsun. Sen nereden kullandın? Doğru. Dana bonfileden bonfile. Kullandım. Görünümü nasıl şekerparenin? Güzel. İknur Hanım? Güzel duruyor ama... Bakacağız lezzetine de şerbet. Genelde şekerpare yuvarlak yapıp yumurta demişim, yumurta dikiyor musunuz? Fındık mı koyuyorsunuz yoksa böyle uzun yapıp çatal mı çekiyorsunuz? Bu şekilde ben yapıyorum, çatalla çiziyorum ben. Yapıyorum. Ben hala ikisinin arasındaki farkı anlamadım. Biri pastane işi, biri ev işi diye mi evet, öyle? Evet Kadir Bey. Ben öyle hadi diyorum. Afiyet olsun bakalım. Nagihan kendi şekerparesini beğendi dedikten sonra bir de Siz beğendiniz mi İknur Hanım? Ben beğendim. Tadı da güzel olmuş. Lezzeti güzel olmuş. Peki. Kıvamı da güzel olmuş. Afiyet olsun. Büşra Hanım, hoşunuza gitti mi? Lezzeti güzel ama hamuru biraz farklı geldi bana. Neden? Bir kıtırlık var içinde. Kıtırlık mı? Ya biraz farklı geldi. Biraz daha kurabiye hamuru gibi olmuş. Yani farklı bir tarif olabilir. Lezzeti güzel ama. Kıtırlık derken içinde irmik var. İrmik olduğunu biliyorum zaten. O pişer yumuşar zaten. Ondan bahsetmiyorum. Farklı bir tarif yani bir kurabiyemsi gibi olmuş. Normal biraz bir tarif değişik ama yaptım. Güzel lezzeti. Afiyet olsun. Tereyağı, pudra şekeri, kabartma tozu, irmik, un. Başka bir şey yok. Evet. Bilmiyorum değişik. Belki yani. Yapılış tarzıyla alakalı olabilir ya da bir eksiklik mi var? Yanlış mı olmuş? Yani lezzeti güzel o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ha, lezzetini afiyet beğendim. Peki. Semra Hanım. Ben de diyorum. Afiyet olsun. Altının üstünü şerbeti gayet güzel. Çok beğendim. Çok lezzetli olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Yudum Hanım da bir taneyi bitirdiğine göre beğendiğini ümit ediyorum. Evet evet çok güzel, çok güzel olmuş gerçekten. Yani olmuşa gerçekten olmuş diyoruz zaten. Hak yemiyoruz. Peki afiyet gayet olsun. Gayet lezzetli olmuş. Kıvamı da gayet yerinde olmuş. Afiyet evet. Olsun Yudum Hanım. Nagihan'ın tatlısıyla günü tatlıya bağladığımıza göre... Herkese afiyet olsun. Sıra geldi puanlamaya. Haftanın son puanlarını vereceğiz. Ardından bakalım hafta boyunca birbirinize kaç puan verdiniz? İnşallah açıklamalarını güzel bir şekilde yaparsınız. Ve daha sonrasında 75 bin liranın sahibi bu masada açıklanacak. Puanlamaya gidip geliyoruz. Nagihan, bugün sofrada bizi hiç güzel ağırlayamadın. Yemeklerin de güzel değildi. Sadece tatlını beğendim. O yüzden sana puanım... Nagihan Hanım'ın sadece tatlısını beğendim. O yüzden ona puanım. İki. Nagihan Hanım, sizin tatlınızı ve taratorunuzu beğendim. Puanım. İki. Nagihan iddialı bir şekilde başlamıştı haftaya. Gerçekten beklentimi karşıladı. Sofrasını çok beğendim. Yemeklerini beğendim. Ufak tefek tabii ki kusurları vardı. O kadar olur. O yüzden Nagihan'a puanım.
4. Evet sevgili seyirciler, güzel bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Son günü yarışmacımız Nagihan Hanım'ın eline koluna sağlık. Yalnız tutmaç çorbası çok sulu olmuştu. Ben içinde hiç yoğurt tadı almadım ve tuzsuzdu, maalesef ki beğenemedim. Ara sıcağı gelince lahana dolması bence gayet iyi pişmişti. O lahanalardan bir dolma bile çıkartması bence mucizeydi. Çünkü baya baya damarlı yapraklardı. Havuç taratoru gayet lezzetliydi. Tuzlu kıvamı, yoğurdu çok güzeldi, çok beğendim. Ana yemeğe gelince her defasında söylüyorum. Ana yemeği ısıtın diye et yemeği olmasına rağmen maalesef ki soğuk getirmişti ve etler aşırı kurumuştu. Arpa şehriye pilavı tabakta ana yemekten daha fazlaydı. Et mutfakta olmasına rağmen gene de az pişirmişti. Tatlısını çok beğendim. Tam bir şekerpare olmuştu. Şerbetiyle, kıvamıyla gayet güzeldi. Eline koluna sağlık diyorum ve haftanın son gününde puanımı veriyorum. Evet, son puanımı verdim. Sıra geldi yarışmacıların birbiriyle yüzleşmesine. Bakalım yarışmacı arkadaşlarımız kaçar puan almışlar. Ve en önemlisi bu haftanın birincisi 75 bin liranın sahibi kim olacak, görelim hep birlikte. Enem Arat benimden, beklenen büyük finalden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, haftanın son gününe geldik hanımlar. Hazır mısınız? Evet, hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Puanlarınızı merak ediyor musunuz? Evet. Ben de çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Çok yorucu geçti ama her şeye rağmen çok iyiyim. İnşallah ben birinci olurum. Birazdan birinci açıklanacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım kim birinci olacak? Yudum Hanım'ın birinci olmasını hiç istemiyorum. İnşallah birinci o olmaz. Ve şimdi haftanın ilk günü yarışmacısı Semra Hanım'dı. Evet. Tavırlarıyla, bazı yemekleriyle eleştiriler almıştı. Bakalım puanların da eleştiriler kadar İyi mi ya da kötü mü göreceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Çok heyecanlıyım. Birinci açıklanacak birazdan. Hak eden kazansın. Semra Hanım alırsa gerçekten çok üzülürüm. İnşallah kazanırım da yudumun üzüldüğünü şöyle görürüm, mutlu olurum. Ben kazanmak istiyorum. Geri kalan hangisi kazanırsa kazansın mutsuz olurum. Semra Hanımcığım, haftanın ilk gününde Yudum Hanım'dan 2 puan almışsınız. Benim masam 2 puanlık değildi asla. Sizin zaten direkt benim bize... Benim masam çok zarif, çok şıktı. Ayrıca sizin, yemeklerim çok lezzetliydi. Sizin bize direkt misafirperver olarak güzel karşılamamanız benim için zaten büyük bir eksiydi. Ben gayet güzel karşıladım. Onun dışında masada zaten hiçbir şekilde kendimizi ifade edemedik. Hepsi yüksek bir ses tonuyla bizi bastırmaya çalıştınız. Siz zaten kendinizi direkt doldurup doldurup gelmiştiniz. Hiç, neden siz daha önce yok, tanıyor muydum ben? Yok, bari zaten negatif enerjinizle girdiniz direkt. Belli ettiniz kendinizi. Semra Hanım, sizi mi tanıyordum daha önce? Yok, gördünüz beni böyle sağlam, güçlü bir rakip. Öyle mi diyorsunuz? Bekliyordum sizi. Puanı. O yüzden şaşırmadım. Evet, puanım 2. O yüzden şaşırmadım. Semra'cığım, Büşra sana 3 puan vermiş. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Nelere puan verdi Büşra? Kadir Bey çorbasını çok beğendim. İçli köftelerini de içini çok beğenmiştim. Peki. İlknur Hanım'dan 2 puan almışsın. Şaşırtmadı beni. İçli niye? İlknur'da mı aranızda musibet vardı? Şaşırtmadı beni. Neden şaşırtmadı? İlknur'dan bekliyordum yani onu. Sonuçta Antepli. Hemşerim yani. Kendisi. Beni kendine rakip olarak gördü. Bastırmaya çalıştı 2 puanıyla. Hayır, ben kendine sadece içli köftesine verdim puanını. Puanımı. Nagihan da sana maalesef ki 2 puan vermiş. Çünkü o gün çok heyecanlıydınız. Böyle ne bileyim, çok iddialı gelmediniz bana. Yemekleriniz de çok iddialı gelmemişti. Zaten yorumlarımızı da masada yapmıştık. Bu şekilde. Ama 2 hak etmedi benim o masam. Sonuçta zarif 5 çıktı. Yemeklerimi de güzel bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Lezzetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle içli köftemi çok beğenmiştiniz. 2 puanı kesinlikle o içli köfte bile hak etmiyor. Evet Semra Hanım, arkadaşlarınızdan toplamda 9 puan almışsınız. Elinize kolunuza sağlık. Teşekkürler. Birazdan benim puanlarım da üstüne eklenecek. Haftanın ikinci gün yarışmacısı. Bendim. Yudum Hanım, hazır mısınız? Evet, hazırım. Evet, bakalım Yudum Hanım arkadaşları kaç puan vermiş? Önümdeki tablo bayağı şaşırtıcı bir tablo. Semra Hanım, Yudum Hanım'a 1 puan vermiş. 1 puan verdim, evet. Neden 1 puan masanı verdiniz? Beğenmedim. Kıl ve kurt olayı ben de zaten bitirdi o masayı. Anladım. Tamamen. Hı hı. Havuç taratorunu beğendim. O kadar, onun dışında bir şeyini beğenmedim. Ve yüzün hiç gülmüyordu. Bana diyorsun gerçekten ya. Gerçekten mi? Bana diyorsun sahte gülücük. Gerçekten keşke sen de mi? Sahte gülücük atsaydın böyle dolaşacağına. Ben yok, hiç de öyle dolaşmadım. Hı-hı. Gayet öyle de güzel sizi ağırladım. Evet.
Yudum Hanımcığım, İknur Hanım'dan 1 puan almışsınız. Hepsi benim tabağıma denk düştüğü için maalesef. Neyi denk düştü sizin tabağınıza? Kurt bende çıktı. Peki yemekleri kötü müydü? Sadece taratorunu beğendim. Tatlıyı beğenmemişsiniz öyle mi? Tatlısını beğendim ama onun da kenar kısmı bana denk geldiği için. Büşra Hanım'dan 1 puan almışsınız. Evet Büşra. Kadir Bey, ben aslında taratorunun da tatlısını da beğendim. Benim tabağımda kıl çıktığı için 1 verdim. Ben ondan sonra tekrar o siz bana bölüştürüp verdiniz. Ben onun tadına baktım ama onu da beğenmedim yani. Yani ana yemek yemediğin için mi? Evet, ana yemek yemedim. Bir de şöyle bir şey var. Önde kıl görünce benim bir kere iştahım da kaçtı. Zaten o gün Semra Hanım güzel bir giriş yaptığı için benim soframda yaşanan olumsuzluklarda ben zaten çok yüksek bir... Semra mı çekti belayı masaya? Semra Hanım çekti belayı, evet. Olumsuzluklarda... Kurdu ben mi getirdim, olumsuzluklar... kondurdum? Valla... Kurdu ben mi getirdim, gerçekten kondurdum? Onu bile yapmış kılı olabilirsin. Kılı ben mi getirdim, yapmışım? Onu bile yapmış bu olabilirsin. Bu kadar iftiracı peki, mısın? Bir şey diyeceğim. Semra Hanım yani biliyor musunuz? Aklıma da gelmiyor değil. Öyle mi? Yudum Hanım, biraz Allah'tan korkun bence. Semra Hanım, bu konuşmalarınız tamamıyla şu an boş. Hiç kimseye kesinlikle bir faydası yok. Kesinlikle öyle ama... Ay, iftira Kadir Bey, onu da yaptığını düşünüyorum açıkçası. İftira atıyor, düpe diyorsun. Yok, onu da yaptığını ben düşünüyorum. Ben yukarıda yani mutfağına girip de senin tabağına kurdu ben koymuş değilim. Yani tabakta değildi, dışındaydı. Evet, Nagihan Hanım Yudum Hanım'a 2 puan vermiş. Ve Yudum Hanım haftayı arkadaşlarından aldığı puanla 5 puan almışsınız bu hafta arkadaşlarımızdan. Evet. Üçüncü gün yarışmacımız Büşra Hanım. Hazır mısın Büşra? Hazırım. Semra Hanım'dan 2 puan almışsın. Neden? 2 verdim, sonra pişman oldum açıkçası. Aa, niye? Niye pişman oldum? Ben aynı sayının tekrar verildiğini... Aynı puanı bir daha kullanabileceğini düşünmüyor muydun? Evet. Sordun mu peki? Yani düşük arkadaşlar verdim, pişman oldum. Onun için de özür diliyorum, hakkını yedim. Yani kaç puan verirdin peki? 3 verirdim. 3 puan verirdim. 3 verirdim. O da bir diğerlerine. Puanı, evet. Tabii. Peki ekip arkadaşlarımıza sordun mu sen? Bir daha bu puanı kullanabiliyor muyum? Nereden bu kanıya vardı? O benim hatam oldu Kadir Bey. Kendin öyle düşündün. Evet, o benim hatam oldu. Yani öyle duymuştum aslında, bir yanlış anlamışım herhalde. Keşke sorsaydın evet, ekip arkadaşlarımıza. Evet, çok haklısınız, çok haklısınız. Yudum'dan 3 puan almışsın. Teşekkür ederim. Beklediğin bir puan hiç mıydı teşekkür Yudum'dan? Etme. Yok, beklemiyordum. Hiç teşekkür etmeyin. En azından benim soframa bir 2 verebilirdiniz. 1 vererek gerçekten hakkıma girmişsiniz. Ben de bu konuda size hakkımı helal etmiyorum. Evet Büşra Hanımcığım, İknur Hanım'dan da 2 puan almışsınız. Hı hı. Evet, çorbanın kesilmesiyle... Çorba kesildiği kısmı için mi sadece 2 verdiniz? Evet, genel olarak da beğenmedim. Beğenmedim. Görselleri güzeldi ama. Evet Büşra Hanım, İknur Hanım'dan da 2 puan aldı. Nagihan Hanım'dan da 2 puan aldı efendim. Evet ve toplamda 9 puana ulaştı. Şey diyeyim, hak ettin mi bu puanı? Hayır, asla hak ettiğimi düşünmüyorum. Peki. Evet, dördüncü gün İknur Hanım. Evet. Semra Hanım'dan 2 puan almışsınız. Bekliyordum zaten. Yudum Hanım'dan 3 puan almışsınız. Teşekkürler. Yine siz de puanları görün birazcık olsun yani. Ama Yudum Hanım... 2 verebiliriz. Bir nedir ya? Bir nedir? Anladım ama tabağınızın içinde değil, dış yüzeyinde İknur Hanım. Bir vermek nedir ya? Ben anlamıyorum yani. O kadar mı? Güçlü mü? Gerçekten güçlü mü gördünüz beni? Ya tabağın içinde hayır, diyorsun. Hayır, sadece o tabağın, kılın falan çıkması, tabağın kenarındaki kurtun çıkması, yemeğinde kıl çıkması benim. Peki lezzetlerinde problem var mıydı yemeklerin, tattığınız yemeklerde? Yani çok tadamadım öyle olunca zaten. Evet, İknur Hanım'a Büşra Hanım 2 puan vermiş. Ondan da bekliyordum. Gaza geldi çünkü Semra Hanım'ın gazına çok geldiği çocuk için. Çocuk ya, gaza geldi. Gaza, ya, çocuk ya karşındaki. Sen şaka gibi bir kadınsın ya. Yani kendi herkesin gazına zaten geliyor, herkesi de öyle zannediyor. Yok, hayır. Herkesi de öyle zannediyor. Için, kişi kendinden bilirmiş işi. Evet, ve İknur Hanım'a son puan olarak Nagihan Hanım yine 2 puan vermiş. Bekliyordum. Beşinci güne gelelim. Beşinci günü yarışmacımız Nagihan Hanım. Nagihan, hazır mısın? Hazırım Kadir Bey. Yudum'dan 2 puan almışsın. Evet. Büşra'dan 2 puan almışsın. İknur'dan 2 puan almışsın. Semra'dan 4 puan almışsın.
5 verirdim. Yoğurtlu çorba kesilmeseydi 5 verecektim. Çok teşekkür ederim. Peki puan Semra, 3 yarışmacının 2 verdiği bir masaya sen 4 puan verdin. Hatta çorba kesilmese 5 de verirdim dedi. Hakkını yemişler kesinlikle. Bu kızın masası çok çıktı. Aynı zamanda yaptığı her şey çok lezzetliydi. Bence siz kazanamayacağınızı düşündünüz. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Ya ben sizi niye kıskanayım? Bir gidin aynaya bakın Allah aşkına. Ben sizi niye kıskanayım ya? Büşra bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ama sürekli kıskanıyor, rahatsız oluyorum ama ya. Ama Kadir Bey uyarın, sürekli kıskanıyor. Ben niye kıskanayım? Bir saniye. Büşra'cığım bir saniye. Daha gel bir saniye. Arkadaşlar birbirinize karşı hakaret edemezsiniz. Bakın lütfen. Seviyeli bir şekilde tartışacaksanız tartışın. Bey, yoksa hiç ağzınızı açmayın. Ağzına başka bir kelime yok. Yani eğer sizin de kabiliyetin yoksa yok. Git kitap oku, bir şey oku. Yok, yani her seferinde ben seni neden kıskanayım? Neden? Sürekli diyorsunuz neden? Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Aa. Mahallede miyiz? Kapının önünde çekirdek mi çutluyorsunuz? Camdan cama kavga eder gibi ya. Konuyu kapatıyorum, bitmiştir. Özür dilerim Kadir Bey. Ya lütfen, kavganın da bir seviyesi vardır, doğru. Bir adabı vardır. Doğru Kadir Bey. Tartışabilirsiniz ama böyle olmaz. Ben televizyondayız. Bir seyircimiz var, bir kitlemiz var. Lütfen saygımızı, sevgimizi yitirmeyelim birbirimize. Doğru söylüyorsunuz Kadir Bey. Özür dilerim kendi adıma. Nagihan arkadaşlarından toplamda 10 puan aldın. Ve Nagihan'cığım bu hafta boyunca Semra'ya, İknur'a, Yudum'a ve Büşra'ya İkişer puan verdi. Doğru Kadir Bey. Her zaman şunu söylüyorum. Her masa birbirinin aynısı değildir. İlla ki elinin lezzeti, sofrasının düzeni, yemeğinin sıcaklığı, sunumu her şey farklıdır. Evet. Ve sen bu hafta herkes 2 puan verdiğin için ve formatımız gereği de bence iyi de bir şey bu. Herkesi bir tuttuğun için, herkese 2 puan verdiğin için maalesef ki 1 puanını siliyorum. Yani ben bu formatımızın içinde bilmiyordum. Var. Ben de bilmemenize şaşırıyorum. Yani 600 küsurat 700. bölüme geldik. Bu programa gelmeden hiç mi izlemedin? Doğru söylüyorsun. Ve arkadaşlarımız, özellikle editör arkadaşımız sizi bu puanlama konusunda uyarmadı mı? Sana söylemedi mi? Herkes uyarmış, aynı puan. Uyarmıştır mutlaka çünkü işlerini çok güzel yapıyorlar. Ben kendimle alakalı bir şeydir. Kaçırmışım. Gerçekten böyle bir şey olduğunu bilseydim hani en azından daha farklı değerlendirirdim. Maalesef ama ki bir puanını sildim. Büşra size editör arkadaşımız söyledi mi? Herkes aynı puan veremezsiniz. Kadir Bey söylediler ama söylemelerine gerek yok. Biz bu programı izleyerek geldik buraya. Evet sevgili seyirciler ve yarışmacı arkadaşlarım, güzel bir haftayı geride bıraktık. Buraya katılmamızdaki en büyük amaç neydi? Hem hamar attığımızı göstermek hem de büyük ödül olan 75 bin lirayı kazanmaktı. Şu anda 75 bin lira önümüzde efendim. Ve aramızdan bazı arkadaşlar teker teker bu 75 bin liraya veda edecekler. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Evet. Maalesef ki üzüle üzüle açıklıyorum. 75 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız. Bakalım aramızdan kim olacak? Toplamda 10 puan alarak Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de bu hafta 75 bin TL'ye veda eden. Maalesef ki toplamda 10 puanla Yudum Hanım oluyor efendim. Bekliyordum zaten. Evet Yudum'cum. Senin için talihsiz bir hafta oldu. Çok talihsiz. Yine gerçekten. De her şey için teşekkür ediyorum rica efendim. Ederim. Sizi tanıdığıma memnun oldum. Ben de çok memnunum. Yudum Hanım arkadaşlarınızdan 5 puan aldınız. Benden temizlik için 3 puan aldınız. Yemek için maalesef ki 2 puan aldınız. Bazı eksiklikleriniz vardı. Evet. Toplamda 10 puana ulaştınız. Evet. Yine de elinize kolunuza sağlık diyorum teşekkür efendim. Teşekkür ederiz. Evet, 75 bin TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız hızlı hızlı açıklıyorum. Ve birazdan 75 bin TL'nin sahibi ortaya çıkacak. 75 bin TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız toplamda 13 puan alarak Enem Arat benim de bu hafta 75 bin liraya veda eden bir diğer isim toplamda 13 puanla maalesef ki İknur Hanım oluyor. Teşekkür ederim. Evet İknur Hanımcığım arkadaşlarınızdan 9 puan aldınız, benden 4 puan aldınız. Yemek için 2, temizlik için 2 puan aldınız. İknur Hanım bence bu haftaki sizin en büyük probleminiz biraz kendinize olan güveninizdi.
Yani ses tonunuzu geçtim ama masada da, mutfakta da hep böyle bir içine kapanıklık, hep bir heyecan, hep bir panik hali. Evet. Yani İknur abla hadi kendini ispatla diyebileceğim bir an olmadı. Çünkü çok heyecanlıydın, evet. Ve maalesef kendini gösteremedin sen bu hafta. Evet, çok heyecanlıydım Kadir Bey. Yine de eline koluna sağlık diyorum. Teşekkür her şey için ederim. Teşekkür ediyorum. Evet, son üç kişi. Enam Arat benim de maalesef ki son üçe kalanlardan 75 bin liraya veda eden bir diğer yarışmacımız toplamda 16 puanla Büşra Hanım oluyor. Ellerine sağlık Büşra'cığım. Teşekkür ederim Kadir Bey. Evet Büşra, arkadaşlarından 9 puan aldın. Benden temizlik için 4 puan aldın. Yemek için 3 puan aldın. Toplamda 16 puanla maalesef ki Semra ve Nagihan. Son ikiye kaldınız. Nagihan, düşünüyor muydun Semra ile son ikiye kalacağını? Düşünüyordum Kadir Bey. Ama şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Düşünemiyorsun. Ne Semra diyeceğim, sen düşünüyor muydun son ikiye kalacağını ya da Nagihan'la kalacağını? Düşünüyordum. Düşünüyordun. Neden Nagihan'la düşünüyordun? Nagihan'ı iddialı gördüm en başından beri. Her konuda. O yüzden düşünüyordum. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Sevgili seyirciler, Enam Arat benim de. Bakalım bu hafta 75 bin TL'nin sahibi bu haftanın birincisi, haftanın Enam Arat'ı, madalyanın ve tabii ki de 75 bin TL'nin büyük ödülün sahibi bu masada Nagihan. Ben mi? Hatırlıyor musun? Eksi bir puanım vardı. Bu yüzden birinci Semra Hanım oldu. Evet. Maalesef ki Nagihan herkes iki verdiği için, bir puanı kırıldığı için şu anda eşit puandayken ikisi de, yani birincilik ikiye bölünecekken maalesef ki bir puan eksiye düşerekten birinciliği Semra Hanım'a tek başına armağan etti. Çok teşekkür ederim. Madalyasını takalım. Nagihan da kazanmış olsa üzülmezdim. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü... Evet. Semra'cığım şöyle takayım madalyanı. Güle güle kullan. Çok 75 bin TL'nin şöyle sağ olun. Ödülünü vereyim. Çok teşekkürler. Evet, ne hissediyorsun Semra? Çok mutluyum. Ben bu programa kazanmak için gelmedim. Denemek istedim kendimi ama kazanırsam da çok mutlu olacaktım. Şu an çok mutlu oldum, çok duygulandım. Hepinize teşekkürler. Evet Nagihan, ikiniz de toplamda 17 puandaydınız. Hem arkadaşlarınızdan almış olduğunuz puanlarla hem de benim puanlarımla eşit bir duruma geldiniz. Evet. Ama maalesef ki herkes iki verdiğin için, eksi bir puana düştüğün için şu anda birinciliğe veda ettin. Bu arada Semra Hanım da Büşra Hanım'a 3 puan vermediği için pişman olmuştu. Pişman oldum. Şu an onun vicdanını da. Evet, vicdan yapıyorum kendime. Pişman oldum. Tekrar özür dilerim. Yani Semra eğer sana 3 puan verseydi şu an sen de 17 puandaydın. Belki de şu an Semra ile sen birinciliği bölüşüyordun. Evet. Hakkımı yendiğini düşünüyorum. Evet Semra'cığım, güle güle kullan. Teşekkür ederim. Yani artık diyecek bir lafım yok. Eline koluna sağlık diyorum. Nagihan, senin adına da üzgünüm. Yani hem üzüldüm hem de keşke bunu yapmasaydın. Kadir Bey. Yani buraya kadar gelmişken, bu kadar emeği vermişken, arkadaşlarımız uyarmasına rağmen. Kadir Bey, gerçekten bilinçli yapmadım. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Ama Semra Hanım'ı da tebrik ederim. Yapacak bir şey yok. Bir kişi birinci çıkacaktı. Dediğim gibi. Dediğim gibi yani bu para şu anda ikiye bölünecekti. Evet, eğer olsun. Bu ikiyi vermeseydin. Şu anda ikiye bölünecekti. Ya da Semra Hanım Büşra'yı eğer 3 puan verseydi, o da şu anda belki de birinciliği Semra Hanım'la bölüşecekti. Evet, puanlarınızı açıklıyorum. Semra Hanım, arkadaşlarınızdan 9 puan aldınız. Benden yemek için 3 puan aldınız. Temizlik için 5 puan aldınız. Temizliğiniz cidden çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Nagihan, benden temizlik için 4 puan aldın. Yemek için 3 puan aldın. Toplamda 17 puana ulaştın. Ama maalesef ki eksi 1 puana düştüğün için 16 puanla haftayı tamamladın. Kadir Bey, ben de şöyle söyleyeyim. Ben bir vermenin diskalifiye sebebi olduğunu bildiğim için Yudum Hanım'a bir vermedim. Ben gerçekten bunun şu an şeyini yaşıyorum.
mağduriyetini. Yani herkes, şimdi bir şey diyeceğim. Herkese iki vermenin suç olduğunu bilmiyorsun. Gerçekten ona bir puan vermenin suç olduğunu mu sadece biliyorsun? Şimdi Kadir Bey gerçekten, bakın gerçekten samimi konuşuyorum. Size saçma ve yanlış gelebilir. Ya sadece bana şu tuhaf geliyor. Ben editör arkadaşımızla çünkü özellikle görüştüm. Bu sana söylenmiş. Keza sizlere de puanlama hakkında bilgi verilmiş. Yani Büşra'cığım, Semra Hanım olayı artık nasıl anladıysa yanlış anlamış. Yoksa şu an sana 3 verseydi sen de birinci olabilirdin. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.